Latin Türk ekranlarından iyi akşamlar efendim. Ben Başak Şengül. Ne oluyor da sizlerle birlikteyiz? Şirin der de peki diyeceksiniz bir hafta boyunca müsaadenizi rica etti. Bir hafta sonra yani önümüzdeki hafta salı günü yine sizlerle birlikte olacak ne oluyor programında. Peki bugün bizim konuklarımız kimler ve neler konuşacağız? Hemen sizlerle paylaşalım. Önümüzdeki o hararetli gündemi konuşacağız aslında. Seçimden söz ediyoruz. Başladık da konuşmaya malumunuz. Aslında seçime dönük mesajları takip ediyoruz son birkaç haftadır ağırlıklı olarak. Başkanlık sistemi en çok tartışılan konuların başında. Ayrıca Hakan Fidan'ın adaylığı meselesi açıklandığı ilk an çok konuşulmuştu biliyorsunuz. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sitem olarak ifade edebileceğimiz bazı açıklamalarını takip ettik ve o kararı konusunda fikrini değiştirdi. Bugün artık tekrar mitin başında Hakan Fidan. Çözüm süreciyle ilgili önemli gelişmeler yaşadık. Cumartesi günü Dolmabahçe'de açıklan yapılan açıklama önemliydi. 10 madde üzerinde konuştu. Türkiye peki o cephede ne oluyor? Ve Siyasete adım atacak olan isimler, aday adayı olan isimler, aslında siyasette deneyimli olanlar da var aralarında. Bu önümüzdeki dönem için ne düşünüyor? Şu anda siyasette mevcut durum için e, neler düşünüyorlar? Bunları öğreneceğiz. Vaatleri neler ve hedefleri neler? Bunları sizlerle paylaşacaklar. Hemen konuklarımızı aktaralım. Ee, Sayın Çiğdem Aydın bizimle birlikte CHP İstanbul 1. Bölge aday adayı. Ee, baştan bütün aslında aday adaylarımıza hayırlı olsun diyelim. Ee, başarılar dileyelim. Hoş geldiniz diyoruz. Ee, aslında ekranlardan yakinen tanıdığınız bir isim. Anadolu'yu karış karış gezen dolaşan televizyon programcısı ve gazeteci Tayfun Talipoğlu bizimle birlikte. O da CHP'den Aydın'dan aday adayı. Evet. Hasan Sarı hemen yanında emekli az subay evet. ve ilginç bir biçimde aslında sizin aday adaylığınız ilginç karşılandı. Biraz neden ilginç karşılandı onu da konuşmak Konuşuruz. istiyoruz sizinle. Evet. HDP'den e, Gazi Gaziantep'ten aday adayısınız. Evet ve siyasetin aslında deneyimli ismi olarak kastettiğimiz isim Sayın Na Namık Kemal Zeybek bizimle birlikte. O da MHP'den Tunceli'den aday adayı. Onun da aslında bu aday adaylığı ile ilgili ilginç açıklamaları var. Birazdan hepsini soracağız kendisine. Hemen yanında Ramazan Top demiş. AK Parti'den aday adayı Adıyaman'dan. Siz de hoş geldiniz. Ve Burdur'da da bir konuğumuz var. Bizi bekliyor. AK Parti Burdur Aday Adayı Bizim olan sloganıyla yola çıkan Sayın Veli Şakır ekonomist kendisi. Hoş geldiniz Sayın Şakır. Siz de yayınımıza çok teşekkür ediyorum. Çok selam stüdyodaki konuklara da. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi başlayacağız. Kısa bir araya <laughs> gitmek zorundayız maalesef burada ama e, beylerden izin isteyerek e, şunu affınıza sığınarak belirtmek istiyorum. Tek kadın aday adayımız Çiğdem Aydın olduğu için. Üstelik de e, Kadın Adayları Destekleme Derneği'nin e, eski yöneticilerinden olduğu için biraz pozitif ayrımcılık yapacağım. Biraz iltimas geçeceğim bu programda. Kısa bir ara sonra yeniden birlikteyiz. Meclis için milli iradeden oy talep edenler birazdan vaatlerini bizlerle paylaşacaklar. Ne oluyor programında tekrar birlikteyiz. Konuklarımızı tanışmıştık sizlere. Hemen başlayalım bu programdaki tek kadın aday adayımızla Sayın Fatma Çiğdem Aydın'la CHP aday adayı KADER yani Kadın Adayları Destekleme Derneği eski yöneticilerinden İstanbul'dan da birinci bölgeden aday adayı neden CHP, neden İstanbul birinci bölge? Aslında şöyle ilk turda bütün aday adaylarımızdan bunların cevabını rica edeceğiz. Neden o partiyi seçtiler, neden o bölgeyi seçtiler? Buyurun. Teşekkür ederim. Ee, layıklık yoksa kadın hakları yok. O yüzden CHP. Kadın haklarının olabilmesi için, yeşerebilmesi için iyi bir zemine ihtiyaç var. O zemin insan hakları, demokrasi, halkçılık gibi ilkelerden geçen bir zemin. Ee, ve Cumhuriyet bu manada son derece mümbit bir alan. Ee, bunlar olmadan kadın hakları yok, insan hakları yok. Ben o yüzden bundan sonra siyaseti CHP'de yapmak istedim. Ee, 25 yılım var biliyorsunuz sizde bu kadın sorunları üzerine. Ee, bütün bunu parlamentoya taşımak istiyorum. Çünkü artık sivil toplumun da sesini kesiyor bu iktidarla maalesef olan şey bu. Ee, biz kadın örgütleri olarak yıllardır son derece iyi çalışmalar yaptık. Bütün medeni yasa olsun, Türk Ceza Kanunu'ndaki değişiklikler olsun, eşitlik algısının yerleştirilmesi olsun. Tüm kadın örgütleri birlikte çalıştı Türkiye'de. Büyük emeğimiz var bu manada siyasette. Fakat giderek sivil toplumun sesini kesmek yolunda, oradaki çalışmaları baltalamak yönünde bir takım çabalar var. Bir müddet sonra bunun imkansız hale geleceğinden kaygılıyım ben. Sivil toplumda kalarak siyaset yapmanın. O yüzden de parlamentoya gidip biraz da bu kadın hakları meselesini, daha doğrusu hakkı yenmiş tüm kesimlerin sesini parlamentoya götürmek ve oradaki siyasetin içine bunu yerleştirmek arzusundayım. Biraz böyle bir yerden bakıyorum konuya. Belki bilginiz vardır. 8 Mart'ta Eurostat, bu Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, bir istatistik yayınladı. Avrupa Komisyonu da ona dahil bir rapor yayınladı. Bu tamamen eşitlik üzerine bir istatistik ve rapor oldu. Orada mesela şöyle bir şey var. Avrupa Birliği ülkelerinin ülkelerindeki insanları %76'sı Avrupa Birliği'nin tüm düzenlemelerinde eşitliğe daha fazla yer vermesi gerektiğini söylüyor. %91'i ise daha adil bir toplum için eşitliğin olmazsa olmaz olduğunu söylüyor. Orada yani Üstelik de Avrupa Birliği bu konuda son derece e, Önemli düzenlemeleri de Olan bir yer. Eşitliğe başından beri Son derece önem veren bir yer e, Ona rağmen bunu yeterli Bulmuyorlar ve hani daha da nasıl arttırabiliriz İşte şirketlerin yönetim kurullarında Kadınlar nasıl olmalı Parlamentoda kadın sayısını nasıl arttırırız Kadına yönelik şiddeti nasıl bitiririz Falan gibi son derece etkin Çalışmaları var fakat bizim ülkemizde Maalesef o öyle ilerlemiyor. Bu, bu son derece üzücü bir şey. O manada ben bütün başta kadınlar olmak üzere tüm bu hakkı yenmiş kesimlerin sesini parlamentoya götürmek istiyoruz. Daha ayrıntılı konuşacağız. Kadınların mecliste temsili. Şu anda parlamentoda sizin ne gördüğünüz bunları da soracağız. Sizin de zaten bu bütün çalışmalarınız içerisinde haberlerimizde de sık sık bir araya gelmiştik. Kadın adayları destekleme derneğindeki yöneticiliğiniz döneminde evet. siz tamamen bu işin de içinden geliyorsunuz. Ayrıntılı bir biçimde konuşacağız. İki CHP adayı üst üste olmasın diye Bence dönelim. Ee, Ramazan Topdemir'e. AK Parti Adıyaman adayına. Siz bir akademisyensiniz. Neden siyaset diye soralım. Ve çözüm süreci üzerine aslında çalışmalarınız var. Daha doğrusu Kürt sorunu ve Atatürk'ün bu Kürt soruna bakışı üzerine de bir kitap hazırladınız. Neden siyaset? Şimdi ben 1996'dan beri Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan bir akademisyenim. 20 yıla yakın bir zamanımı orada harcadım, görev yaptım. Dolayısıyla Adıyaman'da benim memleketim olduğu için masa başından çok alan çalışması yaptık. 96'da Adıyaman atasözleri, köyleri, ilçeleri gezdik. Adım adım Adıyaman, Adıyaman il ve ilçeleri atlası gibi çalışmaları yaptık. Şimdi ben ilimi kısaca niye adayı oldum? Adıyaman varlık içerisinde yokluk çeken bir ilimiz olduğundan dolayı bu şekilde göstereyim. Gap mağduru Adıyaman. Ee, baraj sular altında kalınca bazı köyler e, ve Samsat ilçemiz ve 80 köy Adıyaman'ın 80 köyü e, baraj sular altında kalınca e, göç oldu Adıyaman merkeze. Dolayısıyla Adıyaman e, Gap'ın nimetlerinden faydalanamadığından dolayı mağdur oldu. Yanında Şanlıurfa var, e, Urfa Şanlı oldu. Antep var, Gazi oldu, Maraş var, Kahraman oldu. Adıyaman mağdur oldu. Dolayısıyla varlık içerisinde yokluk çeken bu ilimiz ekonomik geri kalmış sıra yönünden 65. sırada. Dolayısıyla Gerger ilçemiz, Sıncık ilçemiz, Türkiye'nin en geri kalmış ilçelerinden. Ahmet Kaya'nın memleketi Çelikhan ilçesi yine geri kalmış ilçelerden. Besni, Gölbaşı konusunda da bir takım çalışmaların yapılması gerekiyor. Adıyaman'ın farklı bir özelliği var. 1950 tarihinde ilk defa bir açılım söz konusu Atatürk'ten sonra ilk açılımı 30 Mart 1950 tarihinde Abdullah Gül'ün hocası Recep, Recep Tayyip Erdoğan'ın hocası Numan Kurtulmuş Bey'in hocası Sabahattin Zayin Bey 22 yaşında Adıyam Kahta'da, Kahta'da kaymakamlık yapar Kahta o zaman Malatya'ya bağlı bir ilçemizdi Kürt ve Türk kardeşleri bir araya getirerek Türk ve Kürt kardeşliğinin sağlanmasını, çimentosunu Sabahattin Zayim attı. Adıyaman'ı Dolayısıyla... kalkındırma Evet, evet. öncelikli yani, olarak. Evet, yani kalkınmış Adıyaman, kalkınmış Türkiye. Çünkü petrolün büyük miktarı Adıyaman'da çıkıyor. Nemrut Dağı var, dünyanın en sahili, en güzel. Güneşin doğuşu, batışı Adıyaman Nemrut'tan izleniyor. Binlerce yıllık Komegene Krallığı Adıyaman'da. Dolayısıyla benim sloganım e, bu şekilde de yazdım. Bunu arkadaşlar gösterirse iyi olur. Kalkınmış Adıyaman, Kalkınmış Türkiye ve diğer sloganım da çözüm sürecinin model kenti Adıyaman olarak e, bu şekilde. Peki. Çözüm sürecinin model kenti çünkü e, Adıyaman'da Aleviler, Zazalar, Kürtler, Süryaniler kardeşçe yaşıyorlar ve terörün olmadığı, bir barış, bir huzur adası. Peki birazdan bunu aslında son gelişmelerle birlikte sizin çözüm süreciyle ilgili bakışınızı da soracağız ama neden AK Parti? AK Parti çözüm süreci konusunda, Kürt sorunu konusunda büyük cesaret gösteren, özellikle Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 1991 tarihinde biliyorsunuz Tayyip Erdoğan Kürt politikasına yönelik çalışmalar oldu, Kürt raporu hazırladı, bununla ilgili... E, mesai harcadı ve 200 yıllık bir sorun bu Kürt sorunu yani e, işi sadece e, 10-12 ile 13 yıla indirgememek lazım dolayısıyla Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın başlatmış olduğu Kürt açılımını e, Tayyip Erdoğan zirveye taşıdı ve e, kardeş kanına son yani ne griddayı, ağlama anne, anneler ağlamasın ifadesiyle e, bunu gördüm ben de önce Adıyaman sonra Güneydoğu, daha sonra bütün Türkiye'yi düşünerek böyle bir aday adaylık sürecine girdim. Şimdi Turgut Özal'dan günümüze kadar, AK Parti'ye kadar yaklaşık 16 hükümet gelip geçmiş. 16 hükümetin bütün birinci gündem maddesinden çözüm süreci olmuş. Ancak çoğu da bu konuda ne yazık ki yıkılmış çözüm süre sürecindeki sıkıntılardan dolayı. Burada ee, şunu bilmek gerekir. Çözüm süreci ateşten bir gömlek. Herkesin e, işi değil. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan ve ekibinin bu başarıyı göstermiş olması ve işi belli bir yere kadar getirmiş olması e, sonuç itibarıyla e, kardeş kanına son. Bizim Peki. için önemli olan kardeş kanının akmaması. Ben Adıyaman'da, Urfa'da görev yaptığım zaman Kürt, Türk, Zaza, Süryani, çok öğrencilerim oldu. Bunların tek bir istekleri var. Hocam biz artık bıkmışız kardeş kavgalarından. Biz barış, huzur, refah içerisinde yaşamak istiyoruz. Mesajı üzerinde durdular ve geleceğimizi görmek istiyoruz. Mesajını veriyorlardı sürekli. Yıllarca bu konu üzerinde bu konuları işledik. Hatta PKK'ya karışıp daha çıkıp aftan dolayı tekrar öğrencilik yapan e, gençler vardı. Niye geldiniz? Devlet böyle bir imkan verdi AK Parti. Biz bundan dolayı tekrar topluma girdik. Toplum bizi kabul etti ve özellikle annem beni ikna etti geldim diyen öğrencilere de karşılaştık. Dolayısıyla burada çözüm süreci olmazsa olmaz. Yani İstanbul'da huzurlu olmanın tek yolu Hakkari'de de huzurlu olmak, Adıyaman'da da huzurlu olmak, Edirne'de de huzurlu olmak. Sonuç itibariyle Türk ve Kürt kardeşliği uzun bir sürecin ürünüdür. Çan Çanakkale'nin e, yıl dönümü yakında kısa bir zamanda kutlamamı kutlayacağız. Bu burada Kürt, Zaza, Arap, Türk herkes herkes kardeşçe bir araya geldiler. Dolayısıyla burada bir ayrım olmadı. Peki. Bu soracağız birazdan çözüm Hı -hı. sürecinde o dediğiniz noktaya ulaşılabilecek mi ne görüyoruz son gelişmelerde? Seçimden önce ne olabilecek? Acaba seçim sonrasında ne göreceğiz? Bunları da konuşacağız ama siyasette uzun yol kat eden isimle devam edelim. E, kitabını da bizlere getirmiş. Teşekkür ediyoruz. E, Namık Kemal Zeybek MHP'den Tunceli aday adayı e, bakanlık yapmıştı bir isim siyasetin deyim yerindeyse ağır toplarından diyebiliriz galiba efendim. Deneyimli ismi diyebiliriz. Neden evet. Tunceli? Açıklamalarınız aslında çok ilginç size bu kararınız sorulduğunda. MHP merkezi ne derse desin ben burada başvurumu yaptım ister kabul etsinler ister etmesinler seçilmeyecek olsam da e, bu konuda çalışacağım diyorsunuz neden? Evet. Şimdi efendim önünüzdeki kitabın adı Siyaset Yolu. Ama bir de üst başlığı var. İnançlar, ülküler, ilkeler, görüşler ile gerçekler arasında siyaset yolu. Hmm. Yani bu benim siyaset anlayışım ama siyasete çok erken girdim ben. Yani 1965'te 21 yaşımda hukuk fakültesi son sınıf öğrencisi iken, Rahmetli Alparslan Türkeş'le birlikte aynı gün yapılan törenle sonradan adı MHP olan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girdim. Ve onun isteğiyle gençlik kollarını kurdum ve ilk gençlik kolları genel başkanı oldum. Sonra 10 yıl kaymakamlık. Sonra Gümrük Tekel Bakanlığı Müsteşarlığı Gün Sezan Müsteşarıyım. Bununla iftihar ediyorum ya, Rahmetli Gün Sezan Müsteşarıyım. Evet. Sonra MHP'nin eğitim işlerinin yürütücüsü, propaganda işlerinin düzenleyicisi olarak görev yaptım. Ve devletimin derin dinlendirmesi altında 33 ay geçirdim. Yani, dinlendirmesi. <laughs> evet, yani 12 Eylül'den sonra <laughs> devletimiz bizi dinlendirdi. Benim hayatımın bu döneminde, bu döneminde sadece inançlarım, ülkülerim, ilkelerim ve görüşlerim doğrultusunda siyaset yapmak vardır. Yani hiçbir makam ve mevki beklentisi yoktu. Görev verildi, yaptık. Bu kadar. Bir dönem. Onu yazdım. Evet. Bu kitapta onu yazdım. Sonra ikinci dönem başladı. İkinci dönem aslında böyle İstanbul'da bir holdingde koordinatörken paranın ne olduğunu da görüp böyle sıcaklığını ve yazın serinliğini hissedip Cebinizdeyken. ondan beyken. da hoşlanmakta iken bir davet üzerine Özal'ın daveti üzerine milletvekili ve bakan oldum. Ama burada bu dönemde hayatımın bu döneminde yani ANAP'tan milletvekili bakan oldum. Sonra Doğru Yol Partisi'nden milletvekili bakan oldum. Sonra Demokrat Parti'den bakan oldum. Genel başkan oldum <laughs> falan. hayatımın bu döneminde doğrusu Tam bir denge vardır. Yani elbette ki inançlarım var, ülkülerim var, ilkelerim var. O yolda hizmet ettim ama... Gerçekler dünyası. Makamda ya. istedim tabii yani. Milletvekili olmak istedim. Yani O da bir istekti. Yani milletvekili te teklif edildi, ben de kabul <laughs> ettim. Bakanlık verildi, sevindim. Sevine sevine, hevesli hevesli yaptım. Bu da hayatımın bir dönemi. Siyasi hayatımın bir dönemi. Bu dönem aslında... Sayın Çillerle aramızdaki bir küçük ihtilafla kapandı. O da şu, Sayın Çiller beni Bayburt'tan liste başı aday yaptı. Halbuki Bayburt'ta ön seçim olmuştu ve oradan bizim il başkanımız genç bir arkadaş hevesli hevesli çalışıp kazanmıştı ön seçimi. Beni getirip liste başı koyunca bunun ilkelerime aykırı olduğunu söyleyerek gittim dosyamı geri aldım. Aslında ondan sonra artık benim için siyaset başa dönüş olmuştur. Yani şu anda, şu anda arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Milletvekili olmayı istemek en tabii haklarıdır. Hizmetin bir yoludur. Ama benim amacım bu değil. Onu baştan söyleyeyim yani. Peki amacın ne? Tunceli'yi niye, niye seçtiniz? Şimdi sorular yani, da Tunceli geliyor. Tunceli olunca zaten... Nasıl olacak MHP'nin adayı ya, olarak Tunceli'de tamam. nasıl siyasi çalışma yapacak? Önce aday soruyorlar. olacak biz tabii onu göreceğiz. Peki niye ben siyasete giriyorum? Niye siyasete giriyorum yeniden? Ya da müdahale etmek istiyorum. Şundan, ben bu kadar deneyimden sonra, bu kadar okumadan sonra, 17'yi buldu yazdığım kitapların sayısı, bu kadar okumadan sonra, bağışlayan haftada iki gün kitap okurum, ama Atatürk'ün 3997 kitap okuduğunu anlatıp durunca, televizyon programlarında ve konuşmalarımda hala kendimi eksik buluyorum. Okumam gerektiğine inanıyorum. Bu kadar okumadan ve gözlemden sonra Türkiye'yi çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya görüyorum. Türkiye tehlike içinde. Nedir bu? Bir değerli zat, her şeyi bildiğine inanan, her şeyi herkesten daha iyi bilen ve yanına da birilerini takan, birilerini inandıran, çok tehlikeli bir durum meydana getirdi. Her şeyi biliyor. Ama öyle bir hale geldi ki bilmeyi bırakın. Ona dokunmak ibadet. Onun bastığı yerler kutsal. Onun yaşadığı şehirler mübarek. Onda Allah'ın bütün vasıfları var. Ama kendisi de bu sözden sonra şunu söyledi. Bizim rahmetimiz gazabımızı geçmiştir. Bu bir hadisi kutsi. Bu Allah'ın sözü. Buna nasıl işler? Yani kimin aday olacağına ve olmayacağına o karar veriyor. Yani mit müsteşarlığı yapmış bir zat karar veriyor. Aday oluyor. 2-3 ikazdan sonra hemen adaylığını geri çekiyor. Yetmiyor. Asıl tehlike yani Türkiye'yi tek başına yönetmesi yetmiyor. Bir de Suriye'yi yönetecek, Irak'ı yönetecek, Mısır'ı yönetecek. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Bakın söylüyorum. Türkiye bir tehdit ile bir tehlike ile karşı karşıya. Bu büyük bir tehlikedir. Bunu önlemek için siyasete giriyorum. Nasıl önleyeceksin? Çok açık ve pratik söylüyorum. İki parti var. Bu bunlardan birisi ve bence birincisi çünkü ben MHP'liyim. Milliyetçi Hareket Partisi, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Bu iki partiyi benimseyenlerin bu iki partinin çevresinde toplanabilecek olanların herkesin artık bu siyaset falan değil, bu vatanı ve insanı kurtarma davasıdır. Peki. Bütün gücüyle yüklenmeleri gerekiyor. Ben de bu amaçla MHP'ye destek vermek için yani aman işte buradan çıkar yani MHP'nin milletvekili çıkarması ihtimalinin en az olduğu Tunceli'yi ayrıca Tunceli'yle ile özel ilgilerim dolayısıyla Türkiye'nin demokratikleşme mücadelesinde Tunceli'nin probleminde çözmek üzere sözcü olabileceğimi, zaten de olduğumu düşünerek yani Türkiye'deki gerçekten ezilen, dışlanan Alevilerin de haklarının, vatandaşlık haklarının savunmasını bir de böyle yapmak olursa amacıyla. Peki, önemli ben bir iddia. MHP'den Tunceli adayıyım ama MHP beni Tunceli adayı göstersin, göstermesin. Peki. Ben yine bu seçimlerde bütün gücümle MHP'yi destekleyeceğim. <laughs> ve seçimden sonra inşallah bir MHP-CHP koalisyon olur da sayın Cumhurbaşkanımızı da içinde bulunduğu bu çevresinin oluşturduğu bu karanlıktan kurtarırız Türkiye'yi ama önce. Peki. Evet. E, HDP aday adayı, Gaziantep aday adayı Hasan Sarı ile e, devam edelim. Emekli evet. Asubay evet, oldunuz, olduğunuz olduğunuz evet. için HDP'yi niye tercih ettiğiniz? E, burada bir dikkat çekici durum olduğu ifade ediliyor ve bazı yorumlar da böyle. Dikkat çekici mi size göre de gerçekten? Ben aslında buna cevap vermezden önce, <laughs> önce sizin şahsınızda ve hanımefendinin şahsında Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak istiyorum. Buna ilave olarak da şu anda bizi izlemekte olan Türkiye halklarının tabi özelinde izin versinler Gaziantep'in ve yine Gaziantep'ler izin versin İslahiye'nin İslahiye'lilerde izin versin altın üzümlerin akşamını kutluyor. Merkeze indik peki. Evet. Bunu bu şekilde bir giriş yaptıktan Buyurun. sonra. Bak zaten 29 dakikalık bölüm kurban alıyor. Evet, Abicim, evet sıra ben sıra ayarlarım. Sıra işte biraz şey yapalım. Hızlı <laughs> lazım. Doğru. Evet. Şimdi HDP'den benim aday olmamın haber olması aslında Türkiye'de siyasetin ne kadar sığ sularda gezindiğinin çok açık ve net bir işareti. Yani bir asker kökenli arkadaşımız... MHP'den, CHP'den ya da AKP'den aday olduğunda haber değeri taşımıyor. HDP bu partiler gibi anayasanın ilgili maddesine göre legal siyaset yapan, demokratik sahada ülkeye hizmet etmek isteyen ve geçmişi de olan Legal bir parti. Bu partiden benim ya da bir başka arkadaşım aday olmasın haber değeri taşıması tekrar geldik başa. Türkiye'de siyasetin henüz ne kadar daha olgunlaşmadığının ne kadar daha çok mesafe almamız gerektiğinin çok açık net bir işareti. Hemen arz ediyorum ki buradaki arkadaşlarımıza bu konuda şahit tutabilirim. Uzun yaşasınlar. Gelecek seçimlerde HDP'den asker aday adayı sayısı artacak. Türkiye olgunlaştıkça Türkiye'de demokrasi geliştikçe HDP'den asker sayısı, asker aday adayı sayısı artacak. Peki. Artmalıdır da. Artmalıdır. Şunun için buna ihtiyaç var. Eğer biz asker kesimi bir tarafta aday yaparsak bunun karşısında varsayılan ya da tetiklenen çatışmayı özleyen bunun olmasından medet olanların istediği gibi karşısına da Kürt ya da Kürt kökenli olanları koyarsak bunları nasıl barıştıracağız? Bunları nasıl barıştıracağız? Barış demekle barış gelmiyor. Bunun yolu bu topraklarda binlerce yıldır birlikte yaşamış bu insanların her platformda şimdi bizim burada yaptığımız gibi kardeşçe birbirimizle empati kurarak sorunlarımızı masaya yatırıp buna çözüm bulmak noktasında bir arayış içinde olmak. Bu neresi kötü? Yani bunun neresi kötü olduğunu o benim buradan aday olduğumu içine sindiremeyenler şöyle bir düşünsünler. Neyi başarmışlar şimdiye kadar? Ama biz başaracağız. Peki. Peki, teşekkürler. Türkiye Partisi iddiası. Türk evet, partisi olma evet. iddiasını kanıtlayabilecek mi HDP? Ne göreceğiz bu seçimde? Baraj meselesi var malum. Bunların hepsini hepsine, konuşacağız. Hepsine cevap vereceğiz. Tamam. Edeceğim. Tayfun Talipoğlu ile hmm. devam edelim. Böyle bir 6 dakika gibi ilk dilimi tamamlamaya evet. e, zamanımız kaldı. CHP Aydın evet. aday adaylığı nereden çıktı siyaset? <laughs> Neden bir Şimdi, televizyon e, yapımcısı, pek çok kişinin gönlüne ulaşmış bir e, haberci, stabi. gazeteci olarak. Teşekkür uyum. ederim önce itifatlarınız için. E, şunu söyleyeyim bir kere. Bugün ben akşamüstü Kuşadası'nda bir partilerle buluşma durumum vardı. Beni bağışlasınlar çünkü buradan Aydın'a daha çok büyük bir kesime anlatma durumundayım. Alınmasınlar bundan. Şimdi ben Aydın'dan aday olduğum andan itibaren herkes de aynı soru oldu niye Aydın diye. Ben de şunu söyledim ben İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den aday olunca sormuyorsunuz da nerelisin diye. Niye Aydın'dan olunca soruyorsunuz? O Aydın artık bir büyük şehirdir. Bunu Aydınlar kabullenecekler. Çünkü Aydın demokrasinin beşiğidir. Ben iki buçuk milyon kilometre yol yaptım bu ülkede. Evet. İki buçuk milyon kilometre yolda hep şuydu benim değerlendirmem. Bir yerin iyiliği, güzelliği bir senin ilk karşılanmanla başlar. Eğer güler e karşılanıyorsan orası dünyanın en güzel kentidir. İki, kadın erkek ilişkilerinin gelişme düzeyine bakarım. Kadın erkek ilişkileri bir yerde geliştiyse orada demokrasi yeşerir. Yoksa ben Suudi Arabistan'a da gittim. Cidde sokakları pırıl pırıldı. Binalar yapabilirsiniz memleketi. Yollar da yapabilirsiniz. Ama kadın erkek eşitliği ve kadına saygı, kadın erkek ilişkileri sağlıklı değilse orada gelişmeden söz edemezsiniz. Hey, orada da belediye başkanı var. Muhakkak etkisi vardır. Tabii ki işte onu söyleyeceğim. Yani her şeyden önce bir şu var. Bakın, çok büyük bir oy oranıyla Topuklu Efemizi orada Sayın Çerçoğlu Aydınlar Belediye Başkanı yaptılar bahsettiğimiz yerin ismi tırnak içinde Aydın'dır. Aydın'ın yapısında sisteme karşı genellikle bir muhalefet vardır zaten. Geçmişte de böyledir. Yani 1950'den bu yana da alın var olan sisteme karşı mutlaka dirençleri vardır. Mesela bakın bana dediler ki ben dedim Aydın'ı sevmek için illa Aydın'da olmak gerekmiyor sevdalanmak için. 17 ilçesi birbirinden güzel bir kent. Hala sokaklarında insanlar birbirlerine selam veriyorlarsa Dedim ki buraya giderim. Ya eğer yenilirsem de dünyanın güzel insanlarına yenilmiş olurum. Ama şunu da kanıtlamış olurum insanlara. Artık Türkiye'de bir yerli olmak gerekmiyor bir yerden aday olmak için. Yani demin Sayın Bakanım da aynı şeyi söyledi aslında. Ne, ben şimdi mesela Kars'tayım. Ama benim Kars'ta doğumundan itibaren kaldığım ilk 8 saattir. Şimdi benim Kars'tan gidip aday olmam habere gitmişimdir belki ama Aydın'a daha çok gitmişimdir. Ben bir Türkiye'liyim. Türkiye vatandaşıyım. Ve ben aydını, aydınları çok seviyorum ve Türkiye'nin parlayan yıldızı aydındır. Bu da benim mesleki anlamda e, bana yapılacak çok orada iş olduğunu gösterir. Ama şunu da belirtmek gerekiyor. E, biz gazeteciler bu dönem biraz fazlayız farkındaysanız. Evet aslında yayın başlamadan önce ben Sayın Tarifoğlu'na evet. sormuştum. CHP'den ağırlıklı olarak aslında görüyoruz şişt gazeteci bakalım. kökenli aday adaylarını. Tabii. Siz de onlardan birisiniz şişt neden şişt acaba bakın. diye sormuştunuz. Türkiye 2011'den sonra büyük bir kaosa girmiştir. 2011'den önce kimin ne yaptığı ne yapmadığı beni ilgilendirmiyor. Ama Gezi vardır. Gezi Türkiye'nin bir miladıdır. Gezi'ye kan girmiştir. Geziden sonra bu iktidardan yana olma şansınız yoktur. Bakın bana siyasette Sayın Bülent Ecevit'ten başlamak üzere. Sayın Bülent Ecevit. Ee, ANAP döneminde mabirdim. Bir orada yoktu. Sayın Bakanımı izliyordum o zaman ben. Ee, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi. Hepsi adaylık teklif etmişlerdi seçim zamanlarında. Ben mesleğimi çok seviyorum demişimdir. O zaman ki başbakanım sayın başbakana da efem başka mahallede bizim adam olmaz demişimdir. O zamanlar şu vardı Tayfun sevilen bir adam yapılan bir takım kamuoyu yoklamalarında aday olarak görülebilir ve şurada görülebilirdi. Şimdi benim halkta bir karşılığım olduğuna inanıyorum ben. Ben televizyonculukta sadece bir buçuk sene kadar TRT'de nasılsınız diye bir program masa başında yaptım. Onun dışında iki buçuk milyon kilometreyi aşkındır Anadolu yollarındayım. Ben şimdi de aynı iş yapıyorum ama sadece o istiyorum. Başka bir şey yapmıyorum farklılık. Şunu da özellikle belirteyim. Aleyhimizde hep böyle hani ister istemez böyle bir şeyler çıkıyor. İşte birisi yazıyor ki AK Parti'den aday aday Yoldu anlatmaya çalışıyor merkeze. Kardeşim teklif edilir herkese. Aday aday olmak resmi olmaktır. Bunu ispatlarsanız meslek hayatımı dahi bırakacağım. Ama oradan yine birisi inanmak istediğini yazıyor. Yazan adamın geçmişi ortada isim vererek kahraman etmek istemiyorum o gazeteci arkadaşı. Ama şu bir gerçek. Aydın Türkiye'nin en gelişmiş yeridir. Gelin bakın Aydın'a bir kadın belediye başkanının Topuklu Efe'nin neler yaptığını da göreceksiniz. Peki. Güveni gelmiş kadınların herkes her şeyden önce kendisine. E ben de özellikle kadınlara güveniyorum zaten bu seçimde. Orada ön seçimde çıkacağıma da inanıyorum. Hemen şunu da eklemek gerekiyor. Ben siyasete atılmak için hep bir ön şart koştum. Dedim ki ön seçim olursa girerim. Çünkü ön seçim olmazsa halka karşı sorumlu olmazsınız. O zaman genel merkez size şunu der, bunu der. Ama ben bundan sonra aydınlara sorumlu olmak istiyorum. Peki. Ve her zaman da siyasette ön seçimli olacağım ben. Peki. Ön seçim demokrasinin kendisidir. Bir hodri meydan girersiniz işin içine. Ama tepeden gelseydim aynı sevgiyi aydınların göstermeyeceğini de biliyordum. Yani şu aydın tanımlamanızı çok beğenenler var sosyal medyadan Bakın, bize Bakın bir, bir dakika o aynı al. zamanda. Hadi bir dakika hocam. Bir, dakika, bir dakika, Ara vermek zorundayız ara ama vermeden, bir yandan da acaba aydın seçmek bir biraz kolaycılık ve garanticilik ne? mi diye de soruyorlar ne? sizin seçilmeniz açısından. Tam tersi aydın, aydın çok aydın zor. Aydınlı olmayan bir adamın aydından adaya girmesi şey, oraya girmesi kolaycılık mı? O diyen arkadaşlar bence iyi niyetli değil. Peki. Keşke bir dakika hemen bir şey söylemek gerekiyor. Bir cümle lütfen. Bir cümle efendim. Ee, Şeyh Petren, Bedrettin Destanı'nda dedim ya hep sisteme karşıdırlar. Böklüce yenildiği zaman e, o zaman şöyle tanımlıyor Aydın'ı Nazım Hikmet diyor ki... Üzümü inciri narı, tüyleri baldan sarı, sütleri baldan koyu davarları... ...ince belli aslan yereli atlarıyla duvarsız ve sınarsız bir kardeş sofrası gibi açmıştılar sıcaktı baktı Bedrettin Yiğitleri diye gidiyor. Gerçekten herkese böyle kucak açan bir yer. Peki. O arkadaşımı da. Sizi zaten kalmaya kımıyorum. geldim. İstanbul'ayla yola çıktınız. Olsa da olmasa Aydın da kalmaya için. geldim. Türkiye'nin en demokrat yeridir efendim. Peki, e, Sayın Veli Şakır, e, size de bir merhaba diyeceğim ama affınıza sığınarak reklamlardan sonra sizin neden Burdur'u ve AK Parti'yi tercih ettiğinizi soracağım. Kısa bir ara verelim. Hemen sizinle devam edeceğiz. aramızdan sonra yeniden birlikteyiz. Aslında tatlı bir araydı diyebiliriz. Çünkü Sayın Sarı sağ olsun sağ bize Antep aday adayı olarak Gazi Antep'in meşhur baklavasından getirmiş. Canınız özenmesin efendim ama paylaşmak istedik sizinle. Hep. Tatlı yiyelim, Herkes tatlı Antep e konuşalım diye. Efendim. Ben biraz Programı sonra uyumaya şey... geçelim. <laughs> Peki. Ee, Sayın Veli Şakır baklavayı e, siz uzaktan tadamadınız ama sizinle devam edelim söz verdiğimiz gibi aradan önce. E, siz de Burdur'dan aday adayısınız. AK Parti'den neden Burdur, neden bizim olan sloganı ve neden AK Parti? Ee, çok teşekkür ediyorum öncelikle. Ee, şimdi tabii birkaç soruyu e, birden cevaplamaya çalışacağım ve bunların cevapları aslında Biraz da uzun olabilir çünkü maddeler fazla. Buyurun. Şimdi neden siyaset noktasına öncelikle değinmek gerekirse, ben genç yaştan itibaren siyasetle ilgilendim. Ve okuyarak, bir takım araştırmalarda bulunarak siyasetin içerisinde olmak istedim hep. Ve ve süreci izledim. Kanaat ve tercihlerimi oluşturmaya çalıştım. Bu arada tabii deneyimler kazandım hayatın içerisinde. 2002 yılından itibaren de bir AK Parti hükümetleri sürecini beraber yaşadık ve bu süreçte de bir takım irdelemeler, bu süreci takip etme şansı kazandım. Bu noktada kendimi hazır hissettiğim anda da siyasete girme noktasına bir adım atmak istedim politik açıdan farklı nitelikteki insanlarla çalıştım. Farklı deneyimlerim oldu. Bunların hepsini bir araya getirdiğimde dünya görüşüm, siyaset anlayışım, çözüm odaklı çalışma felsefemin beni götürdüğü yer AK Parti oldu. Tabii burada merkez sağ kökenli bir aileden gelmenin de önemli bir etkisi var. Çünkü aile geleneği bu ideolojiyle biçimlenmişti ve e, bu noktada e, Ak Parti'nin de çözüm odaklı çalışma felsefesi ve e, sürdürdüğü politikalar e, gerek yurt içinde gerek de yurt dışında e, bu süreçte e, sağladığı atılımlar e, beni bu noktaya doğru götürdü. E, tabii sadece bunlar etken değildi. E, benim önemsediğim bir konu da aldığım eğitimden dolayı ekonomiydi. E, çünkü e, partileri birbirinden farklı kılan unsurlardan birisi de bence ekonomi politikalarıdır. Ya da e, ekonomiye bakış açılarıdır. E, AK Parti'nin e, ekonomi politikasını e, çok tutarlı buluyorum. Ve e, diğer partilerden çok çok daha farklı bir yerde konumlandığını düşünüyorum bu noktada. Ee, Tabi bir başka konu e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği e, ve e, bu süreçte Sayın Başbakan e, Davutoğlu'nun yürüttüğü e, süreçti. E, bu genel e, tablonun dışında bir e, noktaya değinmem gerekirse asıl benim gönülden hissettiğim e, Burdur'a hizmet aşkıydı. E, çünkü Burdur e, siz de bildiğiniz gibi e, Batı Akdeniz'de. Ama e, turizm devi Antalya, e, sanayi devi Denizli ve e, Türkiye'nin 50 yılına neredeyse 60 yılına damga vuran e, Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in memleketi olan Isparta'nın arasında kalmış, jeopolitik olarak e, çok farklı bir noktada konumlanmış bir kent. E, bu şehir e, tabii biraz gözlerden ırak kalmış durumda. Onu ben şöyle intilendiriyorum. Burdur'da Serenler Zeybi'yi meşhurdur. Serenler Zeybi'nde de bir söz vardır. Şu Burdur'dan gece geçtim, görmedim. Şimdi Burdur'da bu jeopolitik konumdan dolayı bir görünememe, görünmeme problemi var. AK Parti hükümetleri döneminde 2002'den itibaren Burdur ciddi yatırımlar almış bir kent. Ee, ama e, kabunu yırtması lazım, gelişmesi lazım. Çünkü Batı'da olmasına rağmen göç veren ender kentlerden birisi. Ee, biraz e, ben e, aldığım ekonomi e, eğitimi, e, çalıştığım e, kurumlardaki yerel yönetim tecrübem, e, bürokrasi tecrübem ve e, yönetim tecrübemi, iletişim tecrübemi e, bu kente, bu kentte yaşayanlara ve bu kentin dinamiklerinin hizmetine sunmak noktasında yola çıktım. Allah nasip ederse burada da Peki. elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışacağız. Peki. Bir ekonomist olarak son bu dolar yükselişi, Merkez Bankası ile ilgili yaşanan tartışmalar sizin için ne ifade ediyor? Nasıl yorumluyorsunuz bu son durumumuzu? Onu birazdan soracağız size ama tekrar stüdyomuza dönelim. Peki. Sayın Çiğdem Aydın'la devam edelim. Şimdi aslında kadınların temsil oranı, kadınların toplumda farklı platformlarda <laughs> var olabilmesi, daha yüksek oranda var olabilmesi. Bunları konuşmamız gerekiyor ama biz maalesef can güvenliği kaygısını aşıp da o noktalara gelemiyoruz. Evet, Son maalesef. olarak Özge e, Canaslan cinayeti, arka arkaya birbirini takip eden kadın cinayeti vakaları bunları konuşuyoruz. Bunun ötesine de maalesef geçemiyoruz. Geçemiyor. Niye geçemiyoruz? Olması gereken ne? Mecliste nasıl bir tablo görmeliyiz önümüzdeki dönem bunların değişebilmesi için? Özge Can Canaslan'ın öldüğü gün dört kadın daha öldü. Medyada kendilerine çok fazla yer bulamadılar ama aynı gün içinde... Dört kadın daha öldü. E, feci bir şey tabii her gün üç kadını, dört kadını kaybetmek. İnanılır gibi değil. Birilerinin annesi, birilerinin karısı, birilerinin kızı e, kayboluyor. Son 12 yılda 5000 bin kadın kaybettik biz erkek şiddeti yüzünden. İnanılır gibi bir rakam değil. Korkunç bir şey. Yasalara baktığınız zaman yasalar fena değil. Çünkü onlar yapılırken e, kadın hareketinden arkadaşlar hep birlikte e, o yasalara katkı vermiştik birlikte Son başkan Davutoğlu 8 Mart dolayısıyla Mardin'de 6 maddelik bir eylem planı da açıkladı önümüzdeki 3 yılda gerçekleştirilmek evet. üzere. Eyvah, eyvah. Hmm, evet. Evet. Ama işte burada samimiyete inanmak çok zor. Çünkü Hı. bir taraftan da başka bir söylem var. Yani hamileler onu yapsın, kadınlar bunu yapsın. Ee, işte Hem onlar de, bize de, emanet. Alınaktır. Evet. Tekrar doğursun, 5 doğursun. Emanet onlar bize filan. Yani o orada da e, tam da bu yasaların e, tersine bir söylem var. Kadınlarla ilgili bir şey vaz ediliyor. Yani kadınların nasıl yaşaması gerektiği, nasıl bir hayat sürmesi gerektiği, ne yapması gerektiği ve ne yapmaması gerektiği üzerine bir e, yaşam biçimi dayatılıyor. Bir de böyle bir şey var ve bunlar aslında yasalara aykırı. Ya, özür dilerim. Eşit değilsiniz, aykırı. eşit değilsiniz diye kürsüden söylediğinde kadınlar karşı. Evet. Evet öyle bir şey oluyor Çok maalesef. Çok özür dilerim bir cümle ee, gelecek galiba Sayın e, Topdemir. Evet. Şimdi efendim 1929 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olduğu zaman 3 çocuk değil Sayın e, Erdoğan 3 çocuk 3 çocuk diyor diyor ya. 3 çocuk değil 6 çocuk olsun 6 çocuğu olanlara altın madalya vereceğiz yol vergisinden muaf tutacağız şeklinde benim. E, kitap çalışmalarımda var. Dolayısıyla 29 nüfusuyla şimdiki efendim, nüfusumuz bir mi nüfus, beyefendi? İnsan insandır. Sonuç itibariyle bu nüfus, bakın. Nüfus Kaynakların bir, dağılımı manasında. Altı çocuk. Birinci o. İkincisi de CHP 15 Haziran 1938 bir tarihindeki bir yasada 18 olan evlenme yaşı erkeklerde 18 olan yaşı erkekler için 17 kızlar için 15 olarak e, belirtmiş Şükrü Saraçoğlu Adliye Vekili olarak. Beyefendi, Dolayısıyla burada e, yani savaştan e, çıkmış bir memleket üzerine efendis. konuşuyorsunuz. Bittikten o tarihte AK Parti Ama, e, savaştan çıkış üzerine memleket. Bakın AK Parti 2002'den beri var. CHP'nin şeyini niye söylemiyorsunuz? Bakın 1920'lerde zaten Hocam, 6, e, 6, hocam, bir dakika Bu yıl söylemediği, şey, konuşuyoruz. çocuk. Bir dakika. Efendim, Hocama, hocama kızmayın. Çünkü 1938 örnek vermekten yılmadılar. Ya 1938'de böyle olmuş oldu. Hocam sen yapma. Ya fark etmez mi? ki Ay, Tayfun Bey yani. Yok fark eder. Hocam, o zamanların nüfusu hocam, değil. Bu nüfusu hocam, hocam Allah aşkına. Yani sanki ya, hocam, e, Hırs AK Parti her hocam, şey. Hocam hırsızlık diyoruz. siz de bütün, yaptınız e, tüm, diyoruz. Yani. sıkıntılar kadınla e, AK Parti'ye e, yüklemeyin ama yani. Sonra Başbakan söylüyor. Ben Buradan size bir şey sorayım. Hayır ben şimdi merak ettiğimden soruyorum. Bakın bu 4 artı 4 artı 4 başladı ya. Vatan aileyi. O zamandan itibaren. 4 artı 4 vatan aileyi. Bir saniye. Şimdi bana şimdi bir şey soruyor. Bu 4 var. artı 4 artı On, 4 uygulanmaya de. başladı. Orta öğretim çağına gelindiğinde 136 bin çocuğun okula gitmediği çocuk anlaşıldı. neredeler? Aklık, çocuk yaştakiler. Şey bu mesela bugün, bugün gündeme gelmiyor mu? Çocuk bu yaştakiler öldürülüyor. Bu çocuklar 15, nerede? Yaşında. Hocam milattan önce 24 yılında Hocam yaşında, milattan önce 24 yılında kadınları kesiyor. Değil, Laf mı kurban Bey bakın gündeme gelmiyor mu? Herkes karşı değil mi? Yani kimse çocuğunu 15 16 yaşında evlendirir mi? Bu CHP'nin yasası 1938'de çıkmış. Bugün de uygulanıyor. Hocam bugün Peygamber Efendimiz kaç? Bir dakika. Hayır Peygamberimiz karıştırmayın. Ya 38'i niye Biz Biz burada peygamberimizi şey gitmeyin. ben kötü demiyorum. Bak siz 1929, aynı demagoji 19, yapıyorsun. Dur, dur. Aynı demagoji Hayır, yapıyorsun. Hayır 1929. Ne 29? 29'da Atatürk vardı. Kardeşim bir şey soruyorum. Sor. dini bilginde ay. Peygamber efendimizin zamanındaki kuralı şimdi uygulayabiliyor muyuz? 38'dekini niye A uyguluyorsun? bakın, Hemen de bu yapmayın Ayfun peygamber, Bey, peygamber Bey. efendim. Kızlar 6, kızlar 6 yaşında evlenebilir diyen bir tanesi var. Aradan geçmiş 70 yıl. Hala 70 yıl önce de bunu Daha demiş şey değil. Daha bugün kızlar As 6 yaşında evlenebilir A diyen, kendine din alimi diyen adamlar Ama var. Ama bağlamaz. O Niye bağlamıyor? bağlamıyor? O benim Niye bağlamıyor başbakanım, sizi? cumhurbaşkanım değil ki benim mi yürütüyor? Buna zemin açtığınız için bu adamlar gelip konuşuyor. Her Herhangi bir şey söyleyebiliriz. Bilmem annemin yüzünün üstü diyen Haber? adamlar. Hocam, hocam. Bunlar kendilerine yer hocam, buluyor. Bakın. Onlar bugünün işi. Bugünün işini konuşalım. Bugün hocam haklısın. Evlen, e, er, 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 hocam haklısın. Hocam haklısın. Vallahi haklısın. Kusura bakma. Siz aynı taktikle taktik aynı peygamber Allah deme evet. Er, sil Haklısınız. 38 CHP, CHP ev, getirdi bu erken, Etme er, er, sen etme Erken, erken, erken evlilik yaşını CHP yazmış. Bugün 1938. Ya var. Bugün geçerliği var. Peki peygamberin Hayır, Var. Sahabe dönemini uyguluyor musun? Geçerliği var var. Sahabe dönemini uyguluyor musun? Sayın Tarif Sahabe dönemini uyguluyor ben bu evlenmeye evlenmeyi sayın Altı Topdemir sayın değil ama bir bilgi, verebilir miyim evlenme ile ilgili ama yani, yani çok şey, özür de siz be, devam edeceksiniz ya ama şu arada fırsat bulup işleri yapmaya gerek yok Heyecanlı mı? Şimdi bu bile normal... tekrar bugüne geleceğiz efendim. Ben, bu ben, şey yapıyorsunuz. Ben peygamberden bahsetmedim ki. Ben Sayın Top. Ben konuşmaya diyorum ki sahabe dönemindeki kuralı şimdi uygulayabilir misin? 38'i niye getirip iki de burada koyacağım buraya? E ama belge var. Ben Bunlar bir, karşılıklı aslında... 38 milyon nüfusla bu bir mi? Nüfusa insan insandır sonuçta. Nüfus bugün fazla oldu. O zaman yoktu ama yasalar var. Burada yasayı niye yapıyorsunuz? Sayı Toptemir. Sayın Toptemir. Sayın Toptemir. Bir bilgi verebilir miyim? Bir saniye. Bir bilgi Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir Ya hesabı boş ver şimdi. Ya hesabı niye boş yok. Biz iyi yetiştirmek istiyoruz çocukları. Şikayetim yok. Altı tane yap o zaman. Atatürk Atatürk döneminde ya, yani Cumhuriyet Sayın Topdemir, Sayın Tarifoğlu. Ya Talip istediği o. kadar yapsın. Niye böyle Bu tartışma yapalım. çok. Engel var mı? Ya ben istediğim kadar yapayım, bak, sen istediğin C kadar CHP yap. Niye e, iktidar olmuyor? Çıkmaz olan, değil, bu tartışma. Var. Yani çıkmaz bak, bir, bak, bir sokak. Olmaz, ya bu bak, hocam sayın, sen ne yapmayın yani? Bu din kitap bakanlığı. Ha öyle mi? Nüfusunuz az sizin. Bu nasıl bir tartışma yasa? Medeni yasa. 2002'de sizin ilk iktidar olduğunuz zaman AKP'nin değişti. Çünkü onunla çok uzun zamandır uğraşıyordu zaten kadın hareketi, birçok aksaklığı vardı. Bunu değiştirmeyi başardık. O zaman mecliste bunun görüşmeleri yapılırken MHP, DSP, Anap koalisyonu var idi ve evlenme yaşını o zaman 17 olarak kabul ettiler, hakim izniyle 16 olarak kabul ettiler. Bu şu anki medeni yasadaki evlenme yaşı. Siz 2002'den beri AKP mecliste bu evlenme yaşını bir türlü 18'e çıkarmadınız. Neden? Bu bugünün gerçeği. Neden? Onun yerine 16'dan aşağıya 12'ye indi evlilikler. Türkiye'de her yıl 300 bin evlilik yapılıyor. Bunun 100 bini çocuk evliliği. Şimdi bunlar korkunç rakamlar ve bunlar bugünün işi. Yani CHP 1929'da 6 çocuk yapın demekle Buna cevap vermiş olmuyorsunuz. Bu bugünün işi. Bugün o zaman ne oluyor? bütün Almanları bugünün da faşistten dövelim abi. 38'de faşist hepsi. Bütün Almanları yani Bugün Türkiye'de bu, Türkiye'de 3 milyon okumaz yazmaz kadın var. Adnan Menderes dönemi ne var değişir? onlar yani için, yani politika olarak? Ya yani 1938. Abi, o zaman da 50. Rahmetli Adnan. Devam etmiş yani. Adnan Dolayısıyla Menderes yani sadece şey. hemen 1938 Abi, deyince ya 21. Gerek yok yüzyıldayız yani. 21. yüzyıldayız abicim. 21. yüzyılda Adnan Menderes dönemi... Adnan Menderes döneminde de 21. yüzyıldayız artık. Adnan Menderes'i bırak. Anlatamadım. Dünü bilemedim ki bugün bugünle ilgili. Bir saniye. Hasan Sarı buyurun. Bununla ilgili bir ne yapayım. Aslında bu tartışma sunni bir tartışma. Gerçeği şudur. Bir kadın üzerinde bir algı, kodları çok geçmişten gelen bir türlü bundan kurtulamayan bir kesim var ve şu anda hükmet ediyorlar. Onların kolları uz uzadıkça uzanmış. Kadını çok özür diliyorum. Mal olarak görüyorlar. Kadın bir mal. Söz sahibi olamaz. Baba birine verebilir, vermeyebilir, verir geri alabilir. Verir geri alabilir. Üzerinde tasarruf edilen bir nesne kadın. Bizim ne yapıp edip özellikle benim partimin bu konudaki duyarlılığını da bütün Türkiye'ye bir defa daha hatırlatıyorum. Kadın bir nesne değildir. Bir cinsel obje değildir. Kimsenin emaneti de değildir. Kimsenin emaneti değildir. Kadın bir bireydir. Cinsiyet ayrımcılığını bir tarafa bırakmadan, bundan kurtulmadan bu topraklarda barış da gelmez. Kadın özgürleşmeden bu yapılan tartışmalar Efendim işte demokrasi, köprü, yol bunların hepsi boş. Kadın merkezli onu özgürleştiren, birey haline getiren, söz sahibi kılan bir anlayışa ihtiyaç var. Bundan kolay kurtulamayacağız tabii. Dediğim gibi bin yıllardan beri gelen kadına hükmeden bir anlayış şu anda Türkiye'yi yönetiyor. 10 yıl evvel bu kadar kötü değildi. Şimdi İnanam şimdi değildi. biz yeni baştan bu anlayıştan kadını da kurtarmak adına kadına bir misyon biz biçmiyoruz. Kadınlar bu misyonu kendi elleriyle alıyor. Kendi mücadeleleri ve direnişiyle alıyor. Bizim partimiz de buna destek ve güç veriyor. Yaptığımız şey ve farkımız her platformda eş başkanlık söz konusudur. Yani kadın başkan söz konusu ise arkadaşların mantığına göre yani bir başkan anlamında onun yanında mutlaka bir erkek eş başkan. Erkek başkan söz konusu ise mutlaka kadın eş başkan var. Bu bugünden yarına çözülecek bir şey değil. Ama Anadolu'da o hor görülen çok şey bilmez işte geri kalmış gibi algılanan bölgede. Kadın devrimi yaşanıyor. Kesinlikle. Bu Türkiye'yi de kurtaracak. Türkiye'nin kurtuluşu da, Türkiye'deki halkların kurtuluşu da bu devrim sayesinde olacak. Evet, Aksi kadınlar halde... hayatlarını sürdürebilirlerse, yaşamaya devam edebilirlerse, can edecekler. güvenlikleri olursa orada, edecekler. Edecekler. orada yaşıyorlar, ve yaşayacak. edecekler Bakın bir, bir örnek edecekler. verin, verin bir örnek vereyim. Gaziantep'te başvuru sayısı erkek olarak çoktu. Yani diyelim ki 25. Sayıda iken şahsen ben ve diğer arkadaşlarım paniğe kapıldık. Ya, niye kadın yok? Biz kendimiz bizimle birlikte adaylığa müracaat aday adaylığına müracaat etmek üzere kadınlara kendimiz gittik. Ben aday adaylığına müracaat ettim. Çiğdem Hanım. Gel sen de et. Sen bu işe layıksın. sen parlamentoda olman lazım. Ben kimim? Ben de müracaat etmişim. Bizim parti olarak anlayışımız ben oraya gideyim işte orada bir şey olurum değil. Olacaksak ya hep beraber kadını da kendimizle mesela hemen bitiriyorum. Evet. E, diyelim ki sayı olarak biz erkekler fazlayız ama 12 arkadaşın 6 tanesi %99 ihtimalle kadın yazılacak. Ve ben bundan çok büyük mutluluk duyacağım. Şeref duyacağım. Bu ülkeye hizmet ediyoruz. Bir algı yaratıyoruz. Doğudan batıya bir algı yaratıyoruz. Bu bir kadın devrimidir. Türkiye'nin kurtuluşu da bunlardır. Aksi halde kadının yaşı, ev verdim, ev vermedim. Sen kimsin ya? Bir erkek olarak sen kimsin ki kadını verdim, aldım, sattım, satmadım? Ee, bir itirazı var. İtirazı için. var tabii. Buyurun. Şimdi siz HDP'den aday adayısınız ya. Evet. Şimdi sonuç itibarıyla bakın işte şu tarihte kadınlar giriydi, bu tarihte giriydi derken ben size şöyle bir hatırlatma alı yapayım. 1916 tarihinde evet. İstanbul'da Kürt Kadınları Cemiyeti kuruldu. Evet. Kadınlar e, bu konuda örgütlendiler. Şişli Etvel Hastanesi'ndeki kimsesiz çocuklara sahip çıktılar ve günümüze kadar mücadeleleri oldu. Evet. E, Leyla Bedirhan, e, Ayşe Şasa e, gibi e, Kürt kadınları var. Eee 1993 günümüze geliyorum. Yani Tayfun Bey, Talipoğlu gülüyorsun ama ben gün, e, 1916'dan günümüze kadar geleceğim. E, 93'te 94'ten ve günümüze kadar. E, üniversitelerdeki e, öğrencilerimiz bugün öğretmen, değişik yerlerde yöneticiler, e, kızlarımız yöneticiler. Hepsi Kürt kadı, kızları. Dolayısıyla yani bunların bir gerisi yok. Siz HDP'den alayı iseniz bunlardan da bahsedin. Bakın bunlar da önemli yani siz genelleme yapıyorsunuz, o olayı bitiriyorsunuz. Yani siz sizin, lütfen HDP'den de bahsetme, Kürtlerden de bahsedin. Siz, sizin şeyinizi ben savunmuyorum yani sizin ben eksiklerinizi anlamıyorum. HDP bir, yani. bir Kürt partisi değil. Ne partisi? HDP Türkiye'nin partisi. Ne zaman? 1995'te de seçimlere girdi Türkiye partisi olarak kaybetti seçimleri. HDP 95'te seçime girmedi. Kaç HDP girdi? 95'te yoktu. HDP 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 girdi. Ben HDP'den bahsediyorum. HDP. Sonuçta birbirinin devamı olan partiler. Niye siz Refah Partisi'nin devamı olmuyorsunuz da milli görüşün onlar devamı oluyorlar abi? Şimdi muhterem Arak. biz muhterem. kadınlarla ilgili olan şeyi söylüyoruz. onlar mi? devamı olmuyor. Ben, hayır hani oluyor. Hayır gurur ben, duydum. Ben, Erkeklerin olum bu. bu kadın meselesini tartışmasından evet. gurur duydum. Hayır az önce siz ya de, kadar, ben de, ben de, ben de demek, doğru mu? Az önce siz yani bu sürekli süreler. erkekler tartışıyor. Evet. Nereye varabiliyoruz? Yani, yani hiçbir, yere o da bir var. hiçbir yere varamıyoruz ama demek ki bu konuda bir biriktirdikleri var. Demek ki bu konuda bir algı var. Bu güzel bir şey. Farkındalık e, çok değil, önemli yanlış tabii. Yanlış da söyleyeyim. Yani, Hala şey var. Kadınlar geri değil yani. O hayır, kadar şey, şey yapmayın vardır. lütfen yani. Kadınlar bakın cennet cennet kadınların yanlış. ayağı altındadır yani. Aman söyle, hayır lütfen. Söylem e Eşit öyle bir olabilir. Eşit kabul edin. Eşit eşit bu baş tacı çiçek, çiçek yani. böcek, bilmem ne yani Allah böcek, aşkına. Böcek bu bir dakika. Sayın Namık Kemal Zeybek böyle bir tartışmaya biraz dışarıdan bakan bir göz gibi göründü buradan bana. Kendisine soracağım şimdi. Aslında onu toparlayacağım. Ben de düşünüyordum biliyor musun? Buyurun abi. Buyurun. Şimdi efendim yine ben başa döneceğim de bu konuda hanımefendinin zaten en baştaki başın, her şeyin başı olan başın, her şeyi bilen başın, her şeyi tanzim eden başın, kadın meselesinde de işte bu meseleyi de düzenlemek üzere ortaya koyduğu kanun hükmündeki sözler, kanun hükmündeki sözler. Biliyorsunuz bir kanun hükmünde kararnameler vardır. Bir de kanun hükmünde sözler vardır. Yani totaliter diktatörlüklerde totaliter diktatör bir söz söylüyorsa o kanundur. Mesela Hitler'in nutuklarındaki her cümle, Duce'nin nutukları yani Mussol'un nutuklarındaki her cümle kanundu. Yani o bir şey söylüyorsa o yargıda o ona göre hüküm verilirdi. Dolayısıyla hanımefendi onları söylerken tabii mesela bir başka tarafa kaydı. Ben de dinliyorum. Ne yapayım? Ama işin esası ne? Esası şu, eğer bir Türkiye'de bir cumhurbaşkanı mecliste bir kanunun görüşülmesi sırasında bir takım tartışmalar, engellemeler oluyor ve o engellemeler sırasında kendi milletvekilleri de adam dövüyor, üç metreden insanları atıyor, bir şeyler oluyor ve bu durumda görüyorsunuz meclisi, bakın kanun çıkaramıyorlar. Öyleyse başkanlık sistemine geçelim. Diyorsa biz neyi konuşuyoruz? Neyi konuşabiliriz? Yani mecliste kendi milletvekillerinin çıkardığı kavgayı bile başkanlık sistemine delil olarak gösteriyorsa demek ki kanunları da artık meclisler değil. Çünkü meclis zaten çıkaramıyor, kavga ediyor. Öyleyse başkanlık sistemine geçeceğiz. Ve Türk usulü, hani bu Türk sözünü de buraya koymak ne kadar doğru bilmiyorum ama Kıyamıyorum ben Türk sözüne. Ha, bizim usul. Aslında Sayın Erdoğan usulü diyelim. Türk usulü böyle bir Türk usulü yok. Erdoğan usulü bir başkanlık sistemine doğru giden Türkiye'de hiçbir meseleyi çözemezsiniz. Kanun meselesini de çözemezsiniz. Ancak kadın meselesinde çözemezsiniz. Ancak bu meselenin çok derinlikleri var. Çok derinlikleri var. Yani benim bundan sonra söyleyeceğim sözler de benim partimi bağlamaz onu söyleyeyim yani kimse MHP'den bende, beni MHP'den bağımsızdır ben, Kimse beni herhangi bir partinin herhangi bir ideolojinin kalıpları içinde düşünmeye de zorlayamaz. Benim belki problemim de bu. Yani söyleyeceğim aykırı sözler olabilir. Bundan hiç kimseye bak bak MHP'liler böyle düşünüyor falan diye MHP'ye bir noksanlık getirmesinler. Bu benim görüşlerim. Yani çünkü böyle bir bahis söz konusu olunca. Şimdi bakın Türkiye'de bir tartışma var kadın meselesiyle ilgili konuşuyorum. Nedir tartışma? Camiler İslam'ın mabedidir ama cem evleri mabet değildir diye yerleşmiş bir hüküm ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın yani 180 bin insanın namaz kıldırma memuru olarak çalıştığı ama kime namaz kıldırma memuru? Camilerdeki bazı erkek Müslümanlara namaz kıldırma memurluğu yaptı ve dört bakanlığın bütçesinden daha fazla bütçesinin olduğu bir Diyanet var. Peki bu camilerde kadınlar nerede? Esas temel mesele bu yani. Yani Allah'a ibadet edilen kadın yerlerse kadınlar oldu. nerede? nerede? Yer Yok kadın. Ama kadınlar suyur. ha. Şimdi gelelim. Gelelim. Peki gelelim. Şimdi bir şey söyledim ben. Yani Türkiye'de mağdur olan aslında mağdur olan Alevilerdir. Şu anda bir tane Alevi bakan, bir tane Alevi müsteşar bir tane Alevi müsteşar yardımcısı, bir tane Alevi genel müdür ve bir tane Alevi bakan ya da bir tane Alevi emniyet müdürü yok. Bu nasıl bir şey? Ama yani şimdi tabii asla Türktü, Kürttü falan benim için böyle bir ayrım yok. Ama ayranlar için söylüyorum yani bakanlarımızda da her yerde de kırmaçlarımız, zazalarımız Allah'a şükür bol bol var. Olmalıdır da. Ama bir tane Alevi yok. Var diyen bana söylesin, bağlasın desin ki bir tane Alevi vali var. Bir tane Alevi vali vardı. O da Danıştay hükmüyle gelmişti. Danıştay hükmü, o da şimdi Sparta milletvekili oldu. Yani onu Sayın Demirel vali yapmıştı. Ali Haydar Öner dostumuz. 7 yıl bizim Bayburt'ta çok büyük hizmetler yaptı. Bayburt onu çok sevdi. Sparta'ya gitti. Bu hükümet aldı ama Danıştay kararıyla geldi. Sonunda da o da artık milletvekili olunca bir tane alevi yok. Peki Alevilikte bu şimdi ne? Kadın konusunda. Alevi, alevi ibadet. Işte. Aa bak şimdi nereye geliyor? Kadın erkek ilişkileri. Bu... Siz bir mı? Alevi ceminde bulundunuz mu? Bir Alevi caminde bulundunuz mu? Evet bulundum. Orada kadınlar ve erkekler birlikte var. midir? İşte var. korku zaten. Özür dilerim ben şimdi. Aa, ha, var. Şimdi evet. anla İşin temeli burada. İşin temeli burada. Yani kadın erkek nerede eşit yani daha temeline giderseniz benim uzun yıllardan beri mücadelesini yaptığım Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor. Tabii ki Kur'an-ı Kerim bizim zihni muhtevamızı oluşturuyor. Hepimizin ortak yani Alevi, Sünni, Şii neyse herkesin ortak kitabı hatta inanmayanların da zihni muhtevasını oluşturuyor. Yani bu toplumda ve Müslüman toplumlarında İslam'a inanmayanlar bile o zihni muhtevaya göre şekilleniyorlar. Nedir bu? Şimdi biraz önceki mesele, kadın meselesi. Nisa suresinin 34. ayeti. Bakın şimdi bir Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mealine, bir de Yaşar Nuri Öztürk'ün mealine bak. Yani Yaşar Nuri Öztürk'ün halinde başka bir evet, hüküm var. Başka bir şey Diyanet'inkinde başka bir hüküm var. O kadar temel bir mesele ki bu. Çünkü kadın o kadar önemli bir mesele. Nasıl başlıyor? Biraz önce hanımefendinin dediği, yani şöyle tercüme etmiş Diyanet kadın erkekler kadınlar üzerinde erkekler kadınlardan daha üstündürler diye başlıyor. Üstündürler diye başlıyor. Ama Yaşar Nuri diyor ki aynı Arapça cümleyi o da mükemmel Arapça bilen falan gerçek bir alim profesör. O da diyor ki aynı cümleyi kadınların erkeği korumak görevleri vardır diyor. Şimdi üstündürler başka bir şey kollamak başka bir şey ama daha önemlisi darabe kelimesinin 37 manasından birini kullanarak bizim Diyanetimiz diyor ki kuşkulandığınız kadınlarınızı dövün. Dövün. Yani şimdi o mealede o durup dururken o meale göre konuşurken bir takım insanlar o meale göre konuşurken sadece onda değil başka meallerde de var. Halbuki bunun 37 manası var ve bu manalardan birisi uzaklaştırın. Hatta bağışlayın Hüseyin Atay sevişin diye tercüme etmiş aynı kelimeyi. Hepsinin hocası, diyanetin hocası. Darabe kelimesi. Şimdi niye söylüyorum? Yani bir genel bakış açısıyla siz, yani erkek egemen kültürün oluşturduğu bir bakış açısıyla meallendirirseniz, bir takım hadisler uydurursanız, bunları da din diye bu millete anlatırsanız, o zaman ne olur? Yani onu okuyan birisi ya da vaizlerden şuradan buradan onu dinleyen birisi der ki hanım gel sevab sevabına seni bir döveyim. <laughs> yani Kur'an'ın hıtap Hakikaten bu e, kadını tarif, tarif etmek, getirelim. rejimi tarif ben etmek. Meselemiz çok ciddidir. Bu Osmanlı'dan ciddidir. beri de böyle. Meselimiz çok ciddidir. Fermanlar falan çıkarlar. ciddi. Yine geleceğim yani. Şimdi bugün Türkiye'nin başına bela olan ben böyle görüyorum. Yani ülkemizin başına bela olan bir zihniyet var. Bu zihniyet tek adamda bütün gücünü tecessüp ettiriyor. Ve o tek adam bu kültüre göre yetişmiş Peki. bir adam. O kültürün sonucunda da, da hanımefendinin söylediği sözleri söylüyor. Başka Sayın Çakır'a da döneceğim Kültün ama. Kültür içinde o ne cidre, varsa. Cidre, bir, o Partisi olsun. aday adayı olduğu için buradaki eleştirilerle şey, ilgili olsun. görüşünü aktarmak şey, cidre istiyor, cidre istiyor cidre olabilir cidre ama cidre buyurun. Buna itiraz etmez Yo, ona itiraz ben şuna söylüyorum. Madde, madde e, hani Sayın Zeybek sözünüzün başlangıcında dediniz ki DSP, şey, CHP ile MHP koalisyonunu istiyorum dediniz de DSP MHP Anavatan Partisi Koalisyon'da ne oldu? Değil de, şeydi galiba, CHP değil miydi? Hacı DSP'ydi. DSP, DSP MHP, ANAP. Evet. Yani e, o zamanki tablo ortada. E, buna e, <laughs> Benim ne de tartışmak de, istiyorsun. Tartışma değil sadece. E, Bunlara Vatan, cevap verin de tartışmayalım. Tamam. Size kıyamam. Ben yani bunu... Eyvah size kıyamam dedi. Büyüğümüz <laughs> <sen gülüyor> olduğu için saygımız <laughs> var. Kıyamam, kıyamam. Hayır, şimdi bak sizin dediklerinizi ben desem... Hocam başlayacaktı ki birdenbire. Din, kitap bilmem ne hep Ama o, Faya, sen böyle. Sen çok madde madde söylersin. koydun ortaya kaldı o iş. Peki, e, ben Ama bak siz bize gösteriyorsunuz e, Tayfun Bey. Bir şey deyince hemen böyle yerinizden şey yapınca dedim Ama ya. Ama hocam sizde direkt bir hastalık var. De. Hemen daha dinle ilgili bir şey deyince. Peygamberime bir şey dedin ona? Ya yok böyle bir kim bir şey dedi? Yani Tamam da konuyu farklı yere götürdüğünüz için ben Ama size bunu, bu şekilde bakın bir ben, söylemek... Ben e, şundan o, çok memnunum. Ediyoruz, Teşekkür ederim size. Atatürk örnek alıyorsanız evet. çok yakında kadın erkekli balolar yapılacak bakın, demektir. Bakın, AK Ak, bakın ne Ay, ya, Tayfun, ya. Tayfun evet, Bey, hayır, Tayfun Bey, örnek Tayfun Bey bakın ee, AK Partili aday adayım. Atatürk'ün Kürt politikası ile aydınlık yarınlara. E, arkadaşımız tamam. Atatürk'sü yani. Yani Abicim, burada AK, part... olmak başka. Hayır, AK Partili yani hayır, ben sevindim, kimseye, ben bir sevindim. zararı yok ki. Hayır ben Siz sevindim. AK Partili deyince Peki. böyle asıl hayır, sevindim. sevindim. Dans, bak ne Sayın. güzel Yapmayın. kadın erkekli toplantılar kürop olabilir, kürop danslara yani, e, AK Partililer mı? bir şey demiyor yani bunu niye yazdın diye ya da niye aday adaysın diye. Dolayısıyla AK Parti herkese açık. Yani sonuç itibariyle. Bence, imariyle. bence Bakın, asubay olmuşsunuz. Sizin lideriniz Atatürk demiyor Mustafa Kemal diyor zaten. Yanlış yapmışsın bence. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olsun. Reklamcı olarak söyleseydin sana işimi söylerdim. Yanlış yapmışsın. aday adaylığın tehlikede. Emin ol. Nasip nasip. Emin nasip, ol yani. Öyle değil mi? Peki, İnşallah olur. Birazdan ben Sayın Aydın'a bu e, emanet bu ifadesi mi? ne alalım. anlama geliyor? Ee, nasıl bir algı doğuruyor? Çünkü bir yandan emanet demek işte Efendim, kıymetli demektir şu. vesaire ben diye açıklanıyor emaneti, ama. Emaneti arz ediyorum. Ben bir yere kadar gidiyorum. Sen de emanet kalsın. Sen bulsun. Bu kadar. Peki. Emanet'in başka bir tarifi var mı? Döneceğim Sayın Aydın'dan bununla ilgili biraz daha bir açıklama rica ediyoruz ama Sayın Şakır ne diyorsunuz buradaki tartışmaya? Kadınları konuşuyoruz ama iktidarın siyasi söylemine dönük eleştiriler var. E, siyasetteki söyleme dönük daha doğrusu eleştiriler var. E, efendim teşekkürler. Ben çok araya girmek istemiyorum. Buyurun. Ee, ama e, birkaç noktada hassasiyet göstermek istiyorum. O da şu, e, özellikle e, şu e, çok hoş olmayan bir söylem oldu. Allah peygamber demagojisi ifadesi e, çok hoş olmayan bir söylem oldu bence. E, bir de e, kadınların mal olarak görünüyor ifadesi çok hoş olmayan bir söylem oldu AK Parti bugün 4 milyon kadın üyesi olan bir yapı ve belki içerisinde kadınların en çok barındığı bir sivil toplum örgütü bile diyebiliriz parti olarak. Artı mecliste temsil kabiliyeti açısından değerlendirdiğiniz zaman en çok kadın vekile sahip parti. Ee, geçtiğimiz süreçte biraz irdelediğiniz zaman da kadınlara özgürlüklerin verilmesi noktasında ciddi aşamaların kaydedildiği ve ciddi atılımların yapıldığı bir süreci gözlemliyorsunuz. Hatta kadınların eğitime alınması, çocukların eğitime yönlendirilmesiyle ilgili ciddi projeler ve o projelere destekler oldu. Sadece bunları küçük bir anekdot olarak eklemek istedim. Sizin bana biraz önce sormuş olduğunuz şeye dönmek istiyorum, ekonomiyle ilgili. Eğer müsaade ederseniz. E, Sayın Şakır e, buna, tabii... buna bir sonraki de, dilimde devam edelim. Çünkü bu dilimi Sayın Aydın'la tamamlayalım. Kadınları konuşuyoruz madem. Sayın Aydın'ın ekleyeceklerini tamamlayalım. Peki. Çünkü araya kısa bir vaktimiz kaldı. Onu öyle dolduralım. Buyurun. Bu emanet, emanet meselesi. Evet, emanet bir koruma kollama. Direkt olarak onu yani sana emanet edildi. Sen buna iyi bak. Doğrudan doğruya bir koruma kollama meselesini çağrıştırıyor. Ee, oysa kadınların korunmaya ve kollanmaya ihtiyaçları yok. Ee, bizler de eşit Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarıyız. Yasada bizim de haklarımız var. Ee, erkeklerle eşit haklarımız var. Kimse kimsenin emaneti değil. Herkes eşit yurttaşlar ve buna göre de haklarımızı kullanacağız. Seçeceğiz, seçileceğiz, işe gireceğiz, çalışacağız. Ne yapmak istiyorsak onu yapacağız. Niye bir Emaneti olalım niye birisi birisi korusun e, kollasın şimdi ben mesela e, diyelim ki hadi oldu aday oldum seçildim meclisede gittim e, çıktım kürsüde e, konuşuyorum erkekler bizim belimizin kemeridir olsalar da olur olmasalar da olur desem, desem mesela <laughs> yahut desem ki kısa boyunlu erkekler dik yakalı kazak giymesinler çok fena görünüyor desem mesela. Buraları tüylü erkekler asla açık yaka giymesin. Ne fena bir görüntü, edebe aykırı <laughs> desem. Hoş olur mu? Yakışık olur mu? Bir sürü insan var, herkes yetişkin. Onlara kalkıp ne giyeceksin? Yıllarca bu memlekete başörtüsü, 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 başörtüsü mağduriyet var. Gerdi, gerdi, gerdi. Ne oldu? Vallahi güzel biraz önce bir tablo çizdim. Başörtüsüyle okuyor ama. arkadaşlar. Başörtüsüyle evet mecliste de oturuyor. Ne oldu? Olabiliyor mu? Yasak değil mi? vardı ama. Peki bak, kadınlara ya, bıraksaydılar. Yasak, bu, o yasak var. Karşı mesele, mücadele ettik. Çok ben daha, evvel. Ha, siz hangi, dürdüm, dur dur bu gazeteci olarak ettiniz. E, tam tam niye dur. Ee, başörtüden e, 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 bahsetmiyorsunuz? Başörtülü e, kadınlar e, ezildiği zaman psikolojileri e, bozulduğu e, zaman onlarda da kalın değil miydi? Niye sesiniz çıkmadı da şimdi niye sesiniz çıkmadı? Çok sesimiz çıktı. İçeriye öyle bana hiç söylemeyin. Ben ben Kayfın Bey sen bu mesele şöyle bir şey yapayım. Allah Az evvel. Ama. Az evvel. Deminki e, aday arkadaşımız şöyle bir şey söyledi İşte kadınlara yönelik iyileştirmeler. Ben oraya bir küçük saplama yapmak istiyorum. E, mesela istihdam oranı %28 ilk defa bu kadar yüksek bir istihdam oranı var. Kadın Çalışan kadın oranı %28'e çıktı. Değil mi? Böyle bir rakam var. Bu rakamın içinde mesela 140 bin evde yaşlı bakan kadın var. Kursa gittiği için cep harçlığı alan kadın var. Bunlar istihdamın içinde oran olarak gözüküyorlar. Hiçbirinin emekliliği yok. Hiçbirinin sağlıktan yararlanması yok. Devlet bayağı kayıt dışı kadın çalıştırıyor. Bunları eklediği zaman istihdam yüzde %28 28'e çıktı diyor. Şimdi bu alavere dalavere değil de ne? Psikolojisi bozulan başörtüllerin hesabını kim ödeyecek? Onu niye söylemiyorsunuz? O kimin döneminde oldu? AK Parti döneminde mi oldu? Sadece kadınlarda olduğu için. Evet, AK Parti döneminde AK Parti oldu. İktidardı. İktidarı şey aldı, Onu niye Ölüm çözmedi? Yapmayın bunu ya. Yani. Onu niye çözmedi? Ama söylemiyorsunuz kendi Biliyorsunuz döneminizi. Biliyorsunuz ki Kılıçdaroğlu dedi, evet, evet üniversiteye gidebilirler dedi ve bu mesele çözüldü. Bitti. Bitti, Bitti. Bunun bir çünkü artık mağduriyetinin burasına gelmiştik Peki. yani. Peki siz biraz önce bir tablo çizdiniz ya bir kadın olarak ben çıksam da erkekler ilgili il, erkeklerle evet, ilgili birkaç cümle etsem mesela. ben orada bir tokmak kaygısına kapıldım açıkçası onu evet. da ilgili onunla ilgili de görüşlerinizi <laughs> merak ediyorum yeni mecliste nelerle karşılaşabiliriz gördüğümüz o kavgalar size neler hissettirdi sizin dini yorumlarınızla ilgili de şimdi bir yandan da sosyal medyadan nabzı tutuyorum ben. İtirazlar var. Olsun. işte alimler evet. olmalı da bunları olmalı. konuşmalı diye. Evet, evet. itiraz edenler var. Onları da Olsun. paylaşmış olalım. Şimdi, Ayrıca her birinizle ilgili görüş paylaşanlar tabii, da var ama ona aktaracak mesela, vaktimiz yok. Şunu söyleyeceğim. Hocam diyorum ki ben mesela çok eskiye dönmeyin. O gün öyleydi. 12 Eylül bile ben bugünkü şartlarda değerlendiren bir adam değilim. Yalnız mesela şimdi hocamın verdiği örnekler var. Değil mi? Adam diyor ki ben peygamber yerine koyuyor Sayın Erdoğan'ı. Hiç kimse hiçbiriniz itiraz etmiyor. Bir nevi peygamberdir. Hiçbiriniz itiraz etmediniz. Ah, haşa demediniz yani. Peki, zalimledir. peki, bu, şimdi buradan, e, buradan e, bir bu. olunca diyecek. <laughs> bu tartışmaya birazdan girelim Ama, mi? Tamam. Birazdan girelim sonra. çünkü ara vermek zorundayız. <laughs> i̇tiraz etse kim dinleyecek? Dur. <laughs> Da yeniden birlikteyiz. Artık son dilime giriyoruz ama bu dilim biraz daha süre olarak uzun ve verimli değerlendireceğiz. Aslında Türkiye'nin önemli meseleleri var. Hepsini konuşmaya çalışacağız. Bu aday adayları eğer aday olarak gelirlerse sandıkta seçimde önünüze ne düşündüklerini şimdi öğrenebileceksiniz, vaatlerini şimdi öğrenebileceksiniz. Biraz aslında çözüm süreci ve belki de birlikte tartışılan başkanlık sistemi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 400 milletvekili diyor. Ee, anayasanın değişebilmesi için. Peki HDP ne yapacak? Ee, barajı aşacak mı? Türkiye Partisi olma iddiasını bu seçimde kanıtlayabilecek mi? Sonrasında ne olacak? Acaba bir işbirliği olur mu? Sorulan sorular bunlar HDP ile AK Parti arasında ve anayasa değişikliği mümkün olur mu? Tabii çözüm sürecinde bu 10 madde, açıklanan 10 madde ne anlama geliyor? Biraz sizin nasıl baktığınızı, neler düşündüğünüzü öğrenmek istiyoruz. Ee, Sayın Topdemir, adı Yaman AK Parti'den aday adayı olan isim Ramazan Topdemir. Bir akademisyen ve böyle bir çalışması var. Hükümetleri yıkan çözüm süreçleri sizinle başlayalım Sayın Topdemir bu çözüm sürecinde biz ne göreceğiz seçime kadar çünkü Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan seçime kadar bununla ilgili somut bir aslında sonuç göreceğimizi görmemiz gerektiğini ifade etmişti. O 10 madde yalnız özet halinde rica tabii, tabii, tabii. ne ifade ediyor siz bir milletvekili aday adayı olarak ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Efendim e, öncelikle Öcalan'ın e, bu yön fikirlerine bakmak gerekiyor. Yani 1978'den günümüze kadar geçirdiği e, aşamalara baktığımız zaman Öcalan strateji ve taktik konusunda çok deneyimli olduğunu ve strateji parti e, örgütün stratejisini yazdığını, bununla ilgili hedefler belirlediğini görmekteyiz. Örneğin e, Öcalan e, Doğu ve Güneydoğu'yu Botan, Garzan, Orta Eyalet Serhat Dersim Mardin Güneybatı şeklinde ayırıyor. burada mücadele edilmesi gerektiğini söylüyor. Ama e, Türk ve Kürt kardeşliğine de e, vurgu yapıyor. E, Öcalan'ın yetiştiği ortam Urfa, e, Antep ve Adıyaman. Bu yörede yetişmiş bir e, kişiliği olduğundan dolayı özellikle e, Türkmen, annesi Türkmen biliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda Öcalanın söyledikleri demokratik açılım Kürt Türk kardeşliği vurgusu önem arz ediyor tabi burada barış süreci dediğim gibi 1800'lü yılların da başlayan bir sıkıntı gelmiş Cumhuriyet döneminden Atatürk'ten Atatürk'ün vefatına kadar 19 isyan çıkmış ve bunlar bastırılmış. Ama isyanlara rağmen Atatürk şefkat elini uzatmış e, Kürtlere. Türk ve Kürtlerin kardeş olduğu vurgusunu yapmış. Dolayısıyla zaman zaman Öcalan da e, Atatürk'ün e, Kürt milliyetçiliği, e, kültür milliyetçiliğine inanıyorum vurgusunu yapar. Dolayısıyla buradaki e, konuları nasıl okuruz? Yani günde nasıl? Bir, şey, bir, aslında çok güncel mesele olduğu için bunu soracağım. Şimdi 10 maddeden söz ettik Hı -hı. ya. Sizin algınızla o 10 madde bizim e, önümüzde somut adım olarak nasıl şekillenecek? Aslında onu merak ediyoruz. E, bir takım ifadeler var orada ama ne demek onlar? E, nasıl evet. anlamalıyız bunları? Uh -huh. Ve Zaten... onun ötesinde Hakan Fidan uh -huh. çok önemli. Evet. Bu, bu süreçteki en kritik isimlerden evet. biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmasını istemediğini Aha. açıkladı. Evet. Bu konuda da, bu yolda da kararını değiştirdi. Hakan Fidan evet. şimdi yeniden MİT Müsteşarı evet. bugün itibariyle. Ben e, şu, şuraya geleceğim. Kendimiz de kentimizde yönetelim. Algı bu. Yani e, HDP'nin, Öcalan'ın bakışı bu. Kendimiz de kentimizde yönetelim. E, Hakan Fidan çözüm sürecinin kavramlarına, aktörlerine, e, içeriğine hakim bir şahsiyet olarak... E, sahnede olduğundan dolayı e, Hakan Fidan'ın tekrar MİT'e e, te görevlendirilmiş olması memleketin bekası için, geleceği için önemli bir konu diye düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki kilit isimlerden birisi de Hakan Fidan. E, İmralı'yı biliyor, Kandil'i biliyor, e, HDP'yi biliyor. Dolayısıyla yani Hakan Fidan bir bürokrattı, istifa etti, gitti e, adaylığı, aday adaylığına başvurdu ancak... Baktık şartlar farklı. Geri geldi. Dolayısıyla burada Hakan Fidan burada kilit rolünü görüyor. Eğer barış ve kardeşlik olmadığı takdirde yani çözüm süreci olumlu bir yolda gitmediği zaman kaos olur yani. Ya barış ya kaos. Bu söylenene doğru. Onun için bir an önce her her iki taraf Türk ve Kürtleri zarar vermeden, onları bağdur etmeden, onların haklarını gözeterek istenilen e, ortak noktalarda buluşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Somut olarak ne görüyoruz o maddelerde? Bir özellik ifadesi görüyor muyuz? Ya da başkanlık sistemiyle birlikte farklı bir yapılanma mı ya da yerel e, yönetimlerin güçlendirilmesi Öz, mi? Yani burada özellikten ziyade e, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi 2000 tarihinde e, şöyle bir e, ifade var Öcalan'ın deniliyor ki yani kendimizi de kentimizi de yönetelim deniliyor ama doğal e, yeraltı zenginliklerinden de faydalanalım, pay alalım deniliyor. Özellikle Fırat ve Dicle havzasında vurgu yapıyor. Kadın haklarına vurgu yapıyor. E, azınlık haklarına vurgu yapıyor. Bu nedir? Bu biz burada aynı zamanda Türkiyeleşelim, buna doğru gidelim demek istiyor yani. Bunun için e, Öcalan HDP, e, HDP'lere, şimdi HDP'lere zaman zaman eleştiride de bulunur. Der ki ya benim ismimin etrafında dönüp dolaşıyorsunuz. 20 ya da 30 milletvekili alıp yerinize oturuyorsunuz. Türkiye'lileşin. Artık silahları bırakıyoruz. Silah bitti, siyasi üstünlük elde edelim görüşünde. Yani kısaca önümüzdeki dönemde siyasallaşma var, siyaset yapma var, e, yerel yönetimi güçlendirme var, e, Kürt kimliğini, e, Kürtçeyi ana dilde eğitim konusunda buna benzer kültürel haklarda da ilerleme olacağı düşüncesindeyim. Peki. Sayın Sarı, Demirtaş'ın sonrasında yaptığı açıklamalar, o Dolma bahçedeki açıklamadan sonra biraz zihinleri karıştırdı. Hükümet kanadından da eleştirilere sebep oldu. Ee, sizin bakışınızla ne oluyor çözüm sürecinde? Siz bir aday adayı olarak, evet. siyasete soyunan bir isim olarak Türkiye'nin bu en önemli meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Arz edeyim. Bir defa ben bu çözüm sürecinin ne demek olduğunu bu kadar uğraşmama rağmen, bir türlü anlayamadım. İzliyorum, dinliyorum. Bu on maddeyi ok anlayabildiniz mi? On maddenin içeriğini anladım. Hı. İçeriğini biliyorum. Ama o sonra açılacak bu tartışmayla, münazarayla, uzmanlarla bir noktaya doğru taşınacak. Oraya geleceğim şimdi. Peki. Esas birileri bir kavram ortaya atıyor. Bu işte çözüm süreci, Millet çözüm süreci diye bir şey konuşuyor. Ne demek bu? E işte çözüm süreci. Neyi çözecek? Yani neyi çözecek? Yani hiç bunun cevabını ben şu ana kadar bulamadım. Eğer söz konusu olan Türkiye'nin demokratikleşmesi ise bunun için çözüm süreci deyip kavramların arkasına saklanmaya falan gerek yok parlamentoda yeterince sayı var. İşte budur ya. BDP'lilerin ya da şimdiki HDP'lilerin de buna katkı vereceğine dair hiç şüphe yok. CHP'lilerin en az yarısı, en az yarısı tereddütsüz buna evet diyecektir. MHP'lilerden gelmez demiyorum ama biz hani MHP'den gelmediğini varsayalım. 400 milletvekilinden bahsediliyor ya. Şimdi 400 milletvekili var. Türkiye'nin demokratikleşmesi için demokratik anlamda Türkiye'yi rahatlatacak ki bunlar belli, biliniyor. Hani başlangıçta reform niteliğinde Avrupa Birliği'nin öngörüleri doğrultusunda yapılan şeyler vardı. O kesintiye oramasaydı bugün gelinen nokta belki başka bir şey olacaktı. Pardon. Peki niye yapmıyoruz bunu? Efendim işte falan yerde bir sorun var. Su patlamış. İtfaiye çalışıyor. Ondan sonra bakacağız. Şimdi Parlamento itfaiyenin çalışmasıyla mı alakalı çalışıyor? Ne alakası var? Meclis çalışıyor. Getirirsiniz. Peki siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani hükümetin, şimdi seçime de ilerliyoruz hükümetin çünkü. Hükümetin ya da şimdiki iktidarın bu işe ciddi bakmadı, çözmek istemediğini bağlıyorum. Kesinlikle sammi değiller. Kesinlikle. Çünkü sammi olsalar, dediğim gibi, parlamentoda çalışıyor. Arkadaşlarımızın da destek vereceği konusunda hiç şüphe yok. O yasalar çıkarılır, insanlar rahatlar. Geriye ne kaldı bu demokratikleşmeyle ilgili kısmı bittikten sonra? Silahlı bir güç var. Silahlı gücün de nasıl indirileceği, nasıl tasfiye edileceği belli söyleyebilirim. Ancak o şimdiki o tartışmalarda işte Türkiye demokratikleşince işte o insanlar kaç yıl sonra gelip adapte olsunlar. Önce atıyorum Kuzey Irak'ta mı kalsınlar bir 2 3 5 sene. İşte 3 4 sene Avrupa'da mı kalsınlar? Ya da hiç silah kullanmayanlar hemen eve dönsünler. Bu çok kolay, çok kolay. Yani 3 5 ay içerisinde çözülebilecek bir mevzu. Çünkü Türkiye demokratikleşince o dağdakiler zaten oraya biz yani dağda kalmak üzere gittik ya da dağda kalmak üzere biz buradayız demiyor. Bir an önce Türkiye demokratikleşsin. Biz de inelim. Hatta iddia ediyorum bunu. Tabii bunu onların adına demiyorum ama ben öngörülerim ve bu işe yani yatkınlığımdan kaynaklı. Çünkü ben bunu merak ediyorum ve bunu sürekli inceliyorum. Dağdakiler bile Türkiye özgürleşsin. Kadınlar özgürleşsin, Türkiye demokratikleşsin. Silahını getirecek hakime diyecek ki bana ne verirsen başım üstüne. Ben bir ekleme yapabilir miyim? Bir cümleyle lütfen çünkü Tabii diğer konuklarımız. Efendim şimdi o. AK Parti çözüm sürecinde masaya oturuyor. Ancak karşı taraf da üçlü koalisyon var. Üç koalisyon HDP, İmralı ve Kandil. Bunlar kendi aralarında uyuşamadıkları için hükümet bu şekilde bekliyor. Yoksa hükümet oturalım diyor yani. Mevzu onlar, bu. Onlar başka bir mevzu onlar yok yani kendi aralarında şey anlaşamıyor. Bak, Kandil, şey anlaşamıyor. Bak, Kandil farklı düşünüyor zaman o, zaman, koal, İmralı farklı düşünüyor. Koal, koal, Dolayısıyla ya. uyuşamıyorlar. Uyuşamadıkları için onlar uyuşmaz. Partiden Lütfen, Onlar uyuşmaz. Ya o zaman biz bir saniye. Uyuşmaz. karşı karşısında kimse kalmıyor. Şimdi bak benim demokratikleşme ile ilgili söylediğim hususu söylüyorum. Yani parlamentoda parlamentoda ben hükümet olarak bu ülkenin rahatlaması açısından yani demokratik adımların ne olduğunu şimdi yeni baştan öğrenmemize gerek yok çocuklar bile artık cep telefonundan Norveç'te, Almanya'da, Danimarka'da, Finlandiya'da nasıl bir demokrasi olduğu konusunda bilgi sahipler. Biz yasalarımızdaki bu eksiklikleri onlar bir araya gelmişler bizi dinlemiyorlar desinler. Hiç onları görmüyorum. Peki siz atılması gereken adımlar atılsın demokratikleşme anlamında. Yani, Şu anda da meclis o Mazeret, çalışma. O mazeretleri anlamıyorum ben. Şu anda da milletvekili var diyorsunuz. O mazeretleri Ama anlamıyorum. HDP'nin itiraz ettiği, muhalefetin diğer kanatlarının da itiraz HDP ettiği, şey, itiraz önümüzde etki, masada yok. bir iç güvenlik reformu var. Efendim şimdi. O, onu ne yapacağız? şimdi? Bu ülkeyi bir, bir cümle lütfen. Bir cümle lütfen. lütfen çünkü burada döneyim şimdi, sonra. Çözüm süreci diyen insanlar bu iç güvenlik paketini nasıl getiriyor? Ne alaka? Bir yandan diyorsunuz ki ben çözüm süreci ne olduğunu anlamadığımı söyledim. Eğer demokratikleşme ise onun nasıl olması gerektiği konusunda da fikrimi beyan ettim. Peki bu iç güvenlik yasası ne? Diyor ki MHP, CHP, HDP bir araya geldiler. Ya bunlar bir araya geldiyse biz bir yerde yanlış yapıyoruz. <laughs> biz bir yerde yanlış yapıyoruz. İnsan aklının başına alır. HDP ile BDP ile efendim CHP bir araya gelmiş. Biz nerede yanlış? Değil mi? İnsan bir geri adım atar. Hayır inadına çıkaracağım diyor. İnadına çıkaranların sonu ne oldu? Hatırlatmama gerek yok. Çevremizde var. Ben bastırarak, ben susturarak, ben kan kusturarak bu ülkeyi yönetirim diyenlerin sonunu görüyoruz. Allah muhafaza bizim ülkemizi öyle bir yere doğru taşıyorlar. Lütfen, lütfen bir an önce bu görüşten Vazgeçsin. Neredeyse hepimizi terörist ilan eden bir yazı Dört kişi oluyor, bir araya gelemeyecek. Sosu. Güvenliğini sağlanıyor doğru, doğru işte. Siz, e, şey. Güvenlikçisiniz. İnsanların doğru. güvenliği sağlanıyor. Yani bu kötü bir şey mi? Bakın 1988 tarihinde e, örgütün köylere saldırması sonucunda hükümet böyle bir bakanım da bilir böyle bir yönteme başvurdu. Köydekiler şehre göç etsinler. Kızgın kalabalıklar geldiler orada. Örgütün elemanları oldular. Dolayısıyla burada yani e, güvenlik ailemizin, kendimizin kendimiz için olan bir şey. Dolayısıyla burada yani e, panik yapılacak bir şey yok ki. Bir gösteri yapamayacağız, bir hak talebinde Şimdi bulunamayacağız. Bakayım, abicim, bir sokakta sokaklara Bu zaman, güvenlik? sokaklara geldiği zaman tekme tokat. Bu kadar kollanmak istemiyoruz. Kızlar, erkekler, gençler tekme tokat. Yani nasıl söyleyeyim insanlık dışı bir muameleyle. Bir, bir kişi bir araya gelmişiz kimse bize bir şey diyor mu? Bakın tek adam diyorsunuz, <laughs> bunlar ben söyleyeyim her şey Erdoğan'da bitiyor diyorsunuz. Kimse size gelip de ya arkadaşlar. Ben anlatırım geldi, sana maske... mahcup olursun. Reklam filmime kadar engellediler oynamasın diye. Bu ülkenin başbakanı yazı yolladı abi. Tayfun Talip oldu. Kaybeden gazeteciler arka arkadaşlar söylesin. Abi etme gözünü Anad yani Anadolu yolları. Tayfun Bey çok da... Elin son iki yani. tane köylü mazot pahalı şey 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 bir politika yapıyorsun diyorlar. Çiğdem Hanım'a sözü bırakacağım. Sonra Burdur'a gidelim. Evet. Ee, Sayın o, Veli Şakır da orada o, bizi, o. bizi bekliyor. Çok acayip bir şey oldu ve herkes yara aldı. Kimsenin hani AK Parti, AKP pek seviyor ya bu win-win. Hiç win-win bir şey olmadı. Hakan Fidan. Hakan Fidan meselesinde. Evet yani çok acayip bir şey oldu. Yasaya aykırı değil. Davutoğlu bir söz verdiyse eğer öyle konuşuldu. O sözün hiçbir kıymeti olmadığını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın hiçbir kıymeti olmadığını hep birlikte görmüş olduk. Ama onu kabul edemiyor geldi Sayın Davutoğlu. Siz ne olur benim sözümü kesmeseniz evet, beraber yatıyorum. konuşsak. Hı, sizin için yatıyorum. Atmayın. Peki, Teşekkür ben kendim halledebilirim. Yardım ediyor size ama sağ olsun. Da bana da Tayfun Bey e, yardım ediyor. Erdoğan bir Cumhurbaşkanı bir şey istedi. Onun dediği oldu. Ama o da eleştiri okları çekti üzerine yani iyi bir şey olmadı çünkü artık Hakan Fidan bu görevi bırakıp başka bir yere gitmek istedi adam gitmek isteyen yerden tutup onu geri çekip hayır sen illa bunu yapacaksın dedi e, bu şekilde tamamen partili olmuş birini bu sefer bir devlet kurumunun başına tekrar oturtmuş oldu bu da demokrasi adına bir ayıp bu sefer oradan da kendisi yara aldı. Hakan Fidan'ın kendisi yapmak istediği şeyi yapamadı, gitmek istediği yoldan geri çevrilen adam oldu. O da Hüsrana uğradı. Hiç de bir win-win durum filan yok ortada. Kimse kazanmadı bu durumdan. Niye bunu bu hale getirdiler? Demek ki kriz yönetmeyi filan da bilmiyorlar yani. Ben de bu tablodan bunu gördüm. Peki Bugün Davutoğlu'nun bu konuda yaptığı açıklamayı da izleyicilerimize biz hatırlatalım. Bugün grup toplantısından sonra Başbakan Davutoğlu gazetecilerin bu konuya ilişkin sorusunu yanıtladı. Nasıl ayrılırken benim imzamla ve tek imzayla bu işlem gerçekleşmişse dün de aynı şekilde ol olur vererek görevine iade etmiş olduk dedi. Başbakan Davutoğlu milletvekili aday adaylığı söz konusu olduğunda kendisine bu izni vermiş olduğumuz gibi bu adaylığı çekmek istediğinde de kendisinin kararına saygı duyarak dün itibariyle bu talebi kabul ettim dedi Başbakan Davutoğlu. Sayın Şakır bu gelişmeyi siz nasıl yorumluyorsunuz? AK Parti aday adayı olarak kriz yönetimi konusunda bir sorun olduğunu ifade etti, iddia etti Sayın Çiğdem Aydın. Ve çözüm süreciyle ilgili aslında burada konuşulanlarla ilgili sizin eklemek istedikleriniz neler onları alalım. Teşekkürler. Şimdi Çiğdem Hanım'a biraz önce bu kadınlarla ilgili konuda bir kadının dövülmesi noktasında bir söyleme olmuştu. Orada küçük bir şey söylemek istiyorum. Çünkü bir hadis var. Onu ifade etmek istiyorum. Haddim değil ama hanımını döven Allah'a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum diye bir hadisi şerif var. Sade bunu hatırlatmak istedim. Hakan Fidan konusunda ise ben de bürokraside görev yapmış birisi olarak oradaki hassasiyeti anlayabiliyorum. Çünkü mit Müsteşarlığı çok farklı bir görev. Yani diğer memuriyet görevlerine benzemeyen bir görev. Ve Türkiye'nin özellikle dışarıdaki süreçlerinin şu anda idare edilmesi, Suriye, Irak ve diğer bölgelerdeki süreçlerinin idare edilmesi, iş dinamiklerinin yönetilmesi anlamında bildiğimiz kadarıyla Hakan Fidan'a çok ciddi görevler verilmişti ve bunlar sürdürülmesi gereken görevlerdi. Orada e, tabii Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Başbakan'ın takdiri, e, onlar bu görevi e, Hakan Fidan'ın e, yürütmesini ve Hakan Fidan'ın e, sürdürülebilir halde idame etmesini uygun gördüler. Hakan Bey de bu görününe geri döndü. E, Sayın Başbakan'ın takdiridir. Ben böyle e, yorumluyorum bunu. Çözüm sürecinde e, bir iki e, söz etmek gerekirse, evet. e, ben e, çözüm sürecini bir barış süreci olarak gör, algılıyorum. Ve e, Dünya Barış Konseyi e, kurucusu Curry'nin bir sloganlaşmış sözü var. E, Barış herkesin işidir diyor. E, ve burada ben bütün toplumun dinamiklerinin e, bu konuya, bu hassasiyetle yaklaşmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü 30 yılda 35 bin insan öldü. E, bu acının sona ermesi gerekiyor. Ve bu acıyı da... E, ciddi bir şekilde üzerine giderek sonlandırmaya çalışan bir AK Parti hükümeti var. Şu bence doğru algılanması gereken bir nokta. Bu tür çözüm noktalarında genelde dış unsurlar ya da dış baskılardan bahsedilir. Bu noktada AK Parti hükümeti hiçbir dış, dış baskıya kendisini gözetmeden ve kendisini dış baskıya maruz bırakmadan çözüm üretme noktasında bir yaklaşım içerisinde. Ben bunun ciddi önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hiçbir siyasi görüş ve ideoloji kendi insanın ölmesini istemez çözüm sürecini bir milli dava olarak algılıyorum. Silahların sustuğu, barışın sağlandığı bir Türkiye'yi herkes ister. Benim gönlümdeki Türkiye barış ortamını yaşayan bir Türkiye, silahların olmadığı bir Türkiye, ölen insanların olmadığı bir Türkiye, Terörle, terörle mücadeleyle günlerini geçiren bir Türkiye geleceği görmek istemiyorum. Çocuklara, gençlere bu noktada tartışılan bir süreci bırakmak istemiyorum. Onun için Kör'nin sözünü önemsiyorum. Barış herkesin işidir. Peki, barış herkesin işidir, Sayın. Evet, barış herkesin işidir ama barış konusunda herkes tutarlı Farklıdır. olacak. Yani Sayın Hocam orada diyor ki hiçbir ideoloji vatandaşının ölmesini istemez bu memleketin başbakanı Berkin Elvan için çıktı dedi ki o teröristtir kardeşim 14 yaşında çocuk için. İsmail, Ali İsmail için kendi arkadaşları öldürdü. Normaldir devlete bak şimdi bu güvenlik yasasına nasıl güveneceğiz o zaman? Bizim çocuklarımız öldü ve çocuklarımızın ölümüne o olsunlar çekildi. Meydanlarda anneleri yuhlatıldı. Bakın benim aday olma gerekeceğim şu. <laughs> ben artık sorunları tespit etmekten yoruldum. Sorunları aslında herkes biliyor. Ben çözüm yerinde olmak istiyorum ve bu konuda kavga etmek istiyorum. Aydın'ın sorunları için kavga etmek istiyorum. Aydın'a çözüm, çiftçinin, üreticinin sorunları için. Gerçi Aydın'ın e, şehir anlamında bir sorunu yok. Tek sorunu var. Onu da Sayın Çerçioğlu dile getiriyor zaten. Çünkü Aydın'ın malları verilmemiş. Özel idariye e, Denizli'nin hepsi veriliyor. Aydın'a iki tane bir şey veriliyor. Onda da hiçbir şey yok zaten verilenlerin içinde. Yüzde %99 malları verilmemiş. Onun dışında bir şey yok. Ama Üreticisi var. Sanayisi var. Oradaki sorunları var. Biz bunlarla ilgileneceğiz. Çünkü hükümet hep şunu yapıyor. Başka bir konu ortaya atıyor. Hep beraber biz bunu tartışıyoruz. Yani bu sene portakalını satamayan adam orada belediye portakalları satın alırken biz burada mit başkanı şunu yaptı bunu yaptı diyoruz. Zaten kimse yasa masa tanımıyor. 18. maddeyi galiba zaten dönüşü 5 yıl boyunca yasak. Bu, Orada bir şey var yani MİT müsteşarlığı, müsteşar yardımcılığı dönemi 2009'da dolayısıyla 5 yılı doldurmuş olduğu bilgisi de ifade ediliyor. Dolayısıyla hukuki boyutu tartışılıyor. Neyse yani. sonuçta şu var hukuki boyutunu falan değil partili olmuştur döner dönmez. Ama burada tek güçlü çıkan insan vardır Recep Tayyip Erdoğan'dır. Recep Tayyip Erdoğan müthiş bir lider bunu kimse inkar edemez. Etrafındaki şunu diyor patron benim arkadaş. Hiç kendi kendinize gelin gibi olmaz. Ben derim ve yaparsınız. Peki adam. Adama helal olsun. Herkes vallahi olsun. Helal oluyor. Hay o anlamda değil. Kendi adamları için söylüyorum. Biliyor. Yani kendi adamları şunu yapıyor. Efendim biz tuvalete gideceğiz. Gitmeyin lan. Peki o zaman gitmiyor zaten. Bu bu noktadır. Biz aday oluyoruz. Olmayın lan. Ne oluyorsunuz? Peki öyle. Yani o açıdan düşünürseniz kendi camiası içinde adam bu işi yapıyor. Çünkü herkesin kimliği yok artık. Tek kimlik var Türkiye'de. Recep Tayyip Erdoğan kimliği. O tek kimlik. Zaten bizim mücadelemiz de artık kendisi diyordu ya gelin cübbenizi çıkartın gelin gazeteciliği bırakın gelin işte biz onun için bırakıp geliyoruz. Çünkü ben bu memleketi iki buçuk milyon kilometre dolaştım. Çiftçinin, üreticinin ne olduğunu, sanayicinin ne olduğunu, insanların ne durumda olduğunu, bugün çiftçinin artık banka kartlarıyla cambaz olduğunu, onu o bankadan alıp bu bankaya saldırdığını, o bankadan alıp bu bankaya gittiğini, yemin fiyatını sılajın fiyatını, fiilin fiyatını ve hayvancılıktan hiç kar edemediğini, buna rağmen insanların şöyle korkutulduğunu, bakın bir sürü kredi aldınız, biz seçilmezsek bütün bunlar gider gelir isterler. Evinizde çocuklarınıza verilen parayı keseriz. Bu tehditlerle artık alınıyor. Başka bir şey yok. Eğer birisi bunları verse derse ben bunlar için politikadayım. Ben halk için politikadayım. Ben hiç evde oturmadım. 22 senede 51 gün Ortalama evde oturmuşum sayın bakın. Ama işiniz bu Tayfun tamam. Bey. Yine Haluk işim, işim olacak. Peki yüzde 50 e, Erdoğan'a evet diyor. Peki bu bütün e, CHP. Ben ona bir şey e, demiyorum. E, da, bakın MHP. Hepsi toplanıyorlar. Erdoğan'ı yenemiyorlar. Nasıl oluyor bu? Yani Erdoğan'ın diyor ya sözü vardı. Bu şarkı burada bitmez. Şarkı devam ediyor. Yani. E tamam. Zaten Neden? Bu? hayır, Erdoğan demem. da geziyor ama bakın siz gazeteci olduğunuz için ya ben, 1200 kilometre, 2500 km. Ben kendi diyorsunuz. yandaşları açısından Güzel çok başarılı de. başarılı bir değer olduğunu yani, olduğunu söyledim. Erdoğan otur otur kalk kalk olur mu? Yani sonuç itibariyle %50 toplumun %50'si Peki, şunu nasıl evet demiyor mu yani? Şunu nasıl değerlendiriyor? CHP birleşiyor, bir MHP birleşiyor. Hocam şunu nasıl değerler? Maalesef Hocam, bir yine dakika. şey yapamıyorsun. Hocam, A Ekmelettin oldu, Ekmelettin İhsanoğlu, Cumhurbaşkanı adayı aday, aday, hocam, aday şunu şunu oldu. Diyor, hocam şunu diyorum. Şu anda bana Kılıçdaroğlu açıp telefonu dese ki sen aday olma kardeşim. Tamam. Ben olurum ön seçime gidiyorum. Mesele bu anladınız mı? Kimlik, kimlik tamam ve da sizi sıraya abi. koymayabilir. Birinciye kimlik koymaz, duruş beşinciye duruş koyar. Yaşamda. Aydın kaç, kaç ha. CHP çıkarıyor? Birinciye ya aydın koymaz. meselesi değil. Peki başka örnek vereyim size. Verin. Bana dese ki kardeşim sen burada oturma şurada otur. Hayır abi ben burada oturmak istiyorum derim liderime. Ben kalkacağım. MİT müsteşarı olacağım. Ayrılacağım, aday olacağım. Ben yoruldum diyeceğim. Sonra fırçamı yiyeceğim? Çok affedersiniz kusura bakmayın. Ondan sonra geri döneceğim. Orada şu yani şu açıklamaya bakar mısınız? Fırça yediğinizi nereden biliyorsunuz? Yani MİT müsteşarının fırça yediğini. Adam istemiyorum de dedi, tasvip etmiyorum dedi zaten. Hakan Filan kendi tercihini kullandı belki. E, 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 İstafa ettik, tekrar geri döndü. Adam tasvip etmiyorum dedi ya. Sayın yani diyebilir. Erdoğan, dedi. Ama İş. Hakan kendi şeyini sonra muhasebe yaptı dedi ya. Demek ki artılar, eksiler sonuç itibarıyla e, Şahsız Hocam size oldum. bir şey anlatayım mı? Bir şey anlatabilir miyim? Benim bir hakkım şey var mı? Buyurun. Şimdi bakın. Ben bunu köşemde de yazdım. Müthiş bir hikaye vardır. Şimdi ee... Başak Hanım bir araya girebilir miyim? Tabii Müsaadenizle. Buyurun, ya gir buyurun. artık yeter. Bak ben yalnız kalmışım <laughs> burada. senin sesin çıkmıyor. Tam da bunu bekliyormuş Sayın Topek. Sevgili Tayfun Bey. <laughs> Sergin o o CHP'li CHP belediyelerden geliyor. Konak filan onun için öyle çok şey değil o. Buyurun Sayın Şakır. Sizi dinliyoruz. Sevgili Tayfun Bey sizin heyecanınızı biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir nokta beni yine rahatsız etti. Ee, yani adam diye Sayın Cumhurbaşkanından bahsetmek biraz beni e, rahatsız etti. Yani adam kusura bakmayın ki, ama bunu söylemek yani. istedim. Ya şimdi bak ee, ya sen etme yani, 50, yani kere adam. Sayın 50 kere de Sayın Cumhur 50 kere de Sayın Cumhurbaşkanı dedim. Onu demiyorsun. Arada bir kere Hayır, adam kötü. Ayrıca bir şey adam kötü bir şey değil ki adam takdir etmişim demişim ki adama ama helal o adam helal olsun. Sigara şimdi o adam o adam biraz farklı yaklaşım. Hayır, adama helal olsun demiş o zaman. Hakan Tidan. Neyse, şimdi Sayın Hakan Fidan'la ilgili de konuda şöyle bir konu söylemek istiyorum. Şimdi Hakan Fidan'ın bağlı olduğu devlet noktası ya da temsil ettiği devlet kurumu bambaşka bir yapı. Yani normal, sıradan bir devlet memuriyeti yapan bir insan değil. Ve üzerindeki, omuzlarındaki sorumluluk da çok çok daha ağır bir sorumluluk. Ee, burada tabii farklı değerlendirilmesi e, bence biraz daha irdelenerek e, konu üzerinde daha farklı açıklamalar yapılması daha doğru olacaktır diye düşünmekteyim. Efendim müsaadenizle. Bir şeyler söyleyeyim. Şimdi Hakan Fidan'ın kişiliği ayrı bir konu. İşini iyi yapıyor, yapmıyor o da ayrı Gerçekten bir konu. Olsun. Çünkü bilemeyiz yani kapalı bir kutu iyi yapıyor, yapmıyor. İşi nedir, görevi nedir? Onu da bilemeyiz. Yalnız ben bir şey anlamadım. MIT e, teşkilat yasasının 13. maddesine göre bir kişi herhangi bir sebeple istifa ederse 5 yıl geri dönemez. 5 yılını ne, beş ne doldurmadıysa. Nasıl 5? Hayır 5 yıl geri dönemez. İstifa ettikten sonra 5 yıl geri, geri dönemez. Şimdi orada şimdi gün boyunca de, baktık aslında biz ona evet, haber merkezi evet, olarak. Evet. Görevde 5 yılını doldurmadan istifa ettiyse. 5 yılı hayır. geçirmeden hayır, hayır, dönemez. Hayır. Hayır. O yüzden Müsteşar bakın dönemine dönülüyor. Yok öyle bir şey yok. Ya yani MIT'in ve esasında bütün istihbarat teşkilatlarının böyle bir dikkati vardır. Yani attıkları adam bir gün sonra geri alabilirler kendileri. Ama kendisi ayrılıyorsa istifa edip ayrılıyorsa istifa edip kurumla ilgisini kestikten sonra 5 yıl geri dönemez. 5 ama hiç bunun üzerinde durmuyorum ben. Yani bu o kadar hurda bir mesele, o kadar ayrıntı ki. Çünkü şimdi yani anayasa falan kalmadı artık. ki zaten yani Cumhurbaşkanı yemin ediyor. namusu ve şerefi üzerine tarafsız kalacağına yemin ediyor mecliste. Tarafsız da kalması gerekiyor. Ama kendi kendine anayasayı yok sayıyor. Ben diyor başka bir cumhurbaşkanı olacağım. Hayır. Kimse anayasanın ve yasaların dışında kendi kendine bir başka cumhurbaşkanlığı olmak gibi bir iddiada bulunamaz. Bulunuyorsa o ülkede zaten bırakın siz ne çözümden bahsediyoruz. Çözülme başlamış demektir. Aynen ben de onu Çözülme başlamış. Evet. Türkiye çözülüyor. Evet. Ben feryat ediyorum. Bu nasıl görülmüyor? Türkiye çözülüyor. Anayasa yok. Yeminler yok. Cumhurbaşkanlığının tarafsızlığı yok. Efendim herhangi bir şekilde savcılar, hakimler bir şeyler yapıyorlar. Baskın yapıyorlar. Kararlar veriliyor, verilmiyor. Polisler görev yapılıyor. Kutularda bir şey bulunuyor vesaire. Bu kutularda bulanların suçu olabilir. Onlar ayrıca yargılanır ama o kutularda bulunanlar ev dolu dövizler nasıl kapatılıyor? Bu nasıl bir şey? Böyle bir böyle bir ülke dünyada var mı? Var. Neresi var? Bazı ülkelerde yüzde 92 falan oy alır. Başkanlar yüzde 92. Stalin'in mesela yüzde 92 idi oylar. Yüzde 98 de hatta. Hitler seçimle geldi. Bu sonu seçimle geldi. Çok yüksek oylarla geldiler. Yani kimse seçimle diktatör olmaz falan. Ha, şunu da söyleyeyim. Daha diktatörlük tamamlanmış değil. Ama öyle bir diktatörlük ki bakınız. İki türlü diktatörlük vardır. Bir askeri dikta, bir de totaliter diktatörlük. Askeri dikta nedir? İşte evren ihtilal yaptı, geldi. Sonra kendisini oyladı. Yüzde 92 küsur oy aldı. Tabii aldı. Nasıl aldı? İyi de şimdi nasıl alınıyor? Bu ülkede bir kişinin, bir televizyonun dörtte birinden fazla sahibi olamayacağı dikkati varken... Tamam o da abartılıydı. Yani bir kişinin bir televizyon olsun. Şimdi ne oldu? Yani televizyonları açıyoruz. Televizyonların hemen hemen tamamında Sayın Cumhurbaşkanı arzı endam ediyor. insanları azarlıyor. iddialarda bulunuyor. Her şeyi tanzim ediyor. O bitiyor. Sonra başbakan çıkıyor. Sonra hükümet sözcüsü çıkıyor. Ya buna can mı dayanır? Böyle bir beyin yıkamayla, böyle bir adaletsiz ortamla meydana gelen bir seçimden siz hakkaniyetli seçim diye mi bahsedeceksiniz demokrasi sadece sayı meselesi değildir ee, demokrasi sonra... sadece demokrasi sadece seçim de değildir milli irade denilen şey milletin top iradesidir millet bir konuda top birleşiyorsa onun adı milli iradedir yoksa ben seçimde geldim her şey yaparım hayır yapamazsın yasalar vardır anayasa vardır asla bir cumhurbaşkanı Keyfince kalkıp da 400 milletvekili istiyorum diyemez. Kim için istiyor? Sayın, Kim için 400 milletvekili? Sayın Bakanım. Kendisi için istiyormuş. Peki hangi partiye istiyor? Yani o zaman 400 milletvekili değil, 550 milletvekili istemesi lazım ve bu 550 milletvekilinin dağıtılması Aslında lazım. Aslında iktidar partisinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sistem Türkiye'ye dar geliyor ifadesi vardı. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce de Erdoğan partili cumhurbaşkanı ifadesini kullandı. Evet. Şimdi başkanlık sistemi ifadesini Sistem değişikliğini konuşabilir mi? Tartışabilir sistem mi? Sistem değişikliğini konuşabilir. Sen Ama onun sözleri, onun sözleri kanun değildir. Yani ben böyle söyledim. İşte bu aynen Hitlervari bir tavırdır. Ama hiç unutmayın Hitler'in de diktatörlük yolunda gidişinde ona da itiraz edenler oluyordu. Böyle toplantılar falan oluyordu. Ama bir müddet sonra işlem tamamlandı. tamamlandı. Yani diktatörlük olgunlaştı. Kitle araçlarının tamamına hakim oldu. Ekonominin tamamına hakim oldu. Dört tane dolar milyarderi vardı bu ülkede. Şu anda 34 tane, 30'u kim? Servet el değiştirdi, servet el konuldu Türkiye'de. Servete, ekonomiye el konuldu. Sayın Kitle ulaşım araçlarına el konuldu. Her şeye el konuldu. İşte bunun adına sonra Milli İstihbarat Teşkilatı artık Milli İstihbarat Teşkilatı olmaktan falan çıktı. Hiçbir zaman Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'de bu boyutlarda konuşulmadı. Kim olduğu bile bilinmezdi yahu. O devletin Milli İstihbarat evet, Teşkilatı'ydı. Şimdi bir adamın bir kişinin, adam kötü bir laf değildir. Bir kişinin diyelim bir kişinin istihbarat Özel istihbarat teşkilatı haline dönüştü ve bunlar gizlemiyor. Halkımızın, insanlarımızın uyanması lazım. Ben onun için şunu söylüyorum. Ya ben niye siyaset? Bu feryat için girdim siyasete. Peki, girdim Sayın Bakanım, girdiğim falan yok. Sayın Bakanım, mücadele tamam. bunun için. Güzel tecrübeniz çok fazla. Belki yaşımız kadar tecrübeniz var. Ancak <laughs> Yani siz 1977 76larda yani 50 yıldan beri siyaset. Yarım asırdır. Yani. Adıyaman Kahta ilçesinde evet. kaymakamlık yaparken biz evet. 3-4 yaşında idik yani. Evet. Daha dün annemizin kollarında yaşarken evet Biraz yani şey yapalım sonuçta. Evet. Evet. Ben şunu merak ediyorum. Tunceliler şunu düşünmüyorlar mı acaba? Ya adayı aday bir MHP'li evet. bakanlık yapmış. Ya projeleri nedir? Seyit Rıza'nın mezarı nerededir? Evet. Tunceli dersim ne zaman olacaktır? Evet. Bu dersimle ilgili yani. olaylar ne zaman çözülecektir? Gidem hanım. Alevilerin durumu ne olacaktır? aldı, yani. devraldı. Ilgili, ilgili hiçbir şey söylemediniz. Sürekli işte AK Parti tek adam vesaire vesaire. Tamam Peki, onu zaten biliyoruz onu. Herkes biliyor. Size yani, gelmez o zaman. Bilip kabul ediyorsanız niye Hayır yani? ben Aka etmiyorum. Hayır ben etmiyorum. Haksızlık yapıyorsunuz. Çünkü burada Erdoğan'ın yardımcısı ya da bir danışmanı yok. Burada da konuşuyor. Erdoğan konuşurken biz herhangi bir şekilde o televizyonlara girip konuşabiliyor muyuz? Şurada şimdi. binde bir fırsat bulmuşuz. Bakınız ben Demokrat Parti Genel Başkanı Biliyorum. Benim Demokrat Parti Genel Başkanı olduğumu bu millet öğrenemedi bile. Neden? Çünkü evet. bütün televizyonlar Ama şimdi, askıyla vesaireyle kapatıldı şimdi bana. Şimdi Tüceli'den e, aday olduğunuzu bildin. Şurada, şurada bir fırsat verildi de. Geldik konuşuyoruz. çok Şimdi temel temel televizyon, televizyon, şey bu temel. televizyon. Aslında bakınız, çok ağır eleştiriler var. Değilim. Belki bunlara Ama bir AK Parti adaya adaya olarak oğlum, cevap hakkımız hakkını Böyle bir, istersiniz. Böyle bir usulümüz yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu yerde mi konuşacağız? Siz varsınız yardımcısı işte. Tamam ben Orada var yardımcısı. yardımcı, olayım. Kim olacak başka? Ve Sayın Şakır'a da söz evet. hakkı verebiliriz. Buyurun bu eleştirilerle ilgili aslında önemli bir Bakın efendim bak. Cevabını en sanırım. başta tek adam tek oldu. adam veriliyor. Aleviler meselesine gelince afedersiniz. Hayır ama dur ben, ben ceva, cevap suçtum. vereyim. Bir dakika ben çok hayır, hayır ben cevap Aleviler vereyim. Aleviler meselesi. Ben buyurun. Alevilerin hakları meselesinde Evet. mücadele etmek için Evet. benim Tunceli'den aday adayı olmam elbette ki bir katkı evet. sağlar. Ama benim bu konuda yaptığım mücadeleyi eğer siz duymadıysanız yıllardan beri Kültür Bakanı olduğum zamandan beri yaptığım demokratikleşme uğruna yaptığım mücadeleyi eğer size dahi duyuramamışsam demek ki bizim televizyon ve basında imkanlarımız ne kadar kısıtlanmış onu da siz Toplumda bir devlet e, algısı var efendim. Algı şu: Doğu'da bir köyde öğretmen sınıfa gider, çocuğun yakasında bir e, kırışıklık olduğunu görür, der oğlum yakın kırışmış. Öğrenci şunu söyler. Sayın e, Bakan'a da cevap. Öğretmenim, devlet bizi ihmal ediyor. Şimdi Sayın Bakan da bütün olumsuzlukları Erdoğan'a, evet, AK Parti'ye milyon dolarlar, aynen, kutular, şunlar, bunlar oluyor. yani Aynı yapmayın doğru. bunu yani. Şimdi ama aynen öyle. Ya milyar dolarları çekerek. Çok dilerim. Tabii bununla ilgili AK Parti'nin karşı tezleri var. Darbedendi. 17 Aralık, 25 Aralık. Çok dilerim. Başlamışsınız. Derhal yol bulup hakikaten tebrik ederim. Konuyu başka alana çekmek suretiyle Hiç benim yok. daha fazla konuşmamı engellemeye çalıştığınız için sizi tebrik ederim. Doğrudur yaptığınız propaganda tekniği aslında. Doğrudur. Evet. Efendim tabii Sayın Zeybek size de Twitter'dan sorular var. Birazdan onu soracağım. Daha yani... Soğuklar. Türk siyaseti nerelerden geçti? Evet. Türkiye daha iyi yönetilseydi bugün AK Parti iktidarı olur muydu, olmaz mıydı? Sizin evet. de içinde bulunduğunuz dönemle ilgili bu sorular soruluyor. Evet. Ee, onu sorayım ama Sayın Şakır'la devam edelim. Şimdi AK Parti'nin iktidarın da sizin söz ettiğiniz o olaylarla ilgili evet. karşı tezleri var. 17 Aralık 25. Size döneceğim. 25 Aralık darbesi dendi. paralel yapı ki bu çok tartışıldı. Yargı düzeyinde de çok tartışıldı. Emniyette de operasyonlarını gördük. Sayın Şakır siz Sayın Zeybenin sözlerine cevap hakkı olarak neler ifade etmek istersiniz? Size bırakayım. Sonra Sayın Tayyip onunla döneceğim. Sözü yarım kaldı. Şimdi ben Sayın Zeybe, Zeybek Bakanım'a çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Yeni anayasadan bahsetti. Anayasanın değişmesi gerektiğinden bahsetti. Aslında AK Parti hükümetin söylemek istediği de anayasaı değiştirmek. Böyle bir şey değil mi? E, anayasayı değiştirmek yani, için de e, par, par, partinin e, 400 milletvekili idali e, gibi bir e, husus ortada. Bir de e, milli iradeden bahsetti Sayın Bakan. Milli irade zaten sandığa yansımış durumda. 2015 Haziranında da 7 Haziran'da da eee inşallah milli irade yine sandığa yansıyacak. Eee AK Parti'nin buradaki hedefi de 400 milletvekiline ulaşarak yeni anayasayı çıkarmak olacak. Bir de şunu anlayamadım. Gazete ve televizyonlarla ilgili devlet el koymuş diye bir ifade kullandı. Ben devletin el koyduğu gazete ve televizyon göremiyorum açıkçası. Yani orada akşam ne demek istediğini kim, 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 çok iyi anladım. Akşam, akşam sabah, akşam sabah. Sıtar vesaire vesaire. Ya, kimlerin bir yol de, bulundu, kimlerin, el konuldu. Yandaşlara da sonra havuz medyası dediğimiz o peşkeş çekildi. <laughs> Ayrıca kanallar kuruldu, gizli patronları var. Biz bunları biliyoruz. Evet, biliyoruz. Onun için yani, yani. Buyurun, gerçek bir el konuldu. Buyurun yani. Devlet el devam koydu. edin lütfen. Ama... Ee, ama bu söylediğiniz e, kurumların hiçbirisi devletin değildir. Her birisi özel sektör. Devletin özel... değil, Sayın Recep Erdoğan'ın. Özel şirketleridir. Devletin <laughs> değil de. tabii ki. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hepsi. Onun güdümünde o tayin ediyor, alıyor, veriyor. Hatta onunla yetinmiyor. Kendi denetimin dışında, doğrudan denetiminin dışındaki basın yayın organlarında da kimin yazacağına ve kimin yazmayacağına o karar veriyor. Şimdi. Evet. <laughs> Peki Veli Şakır Bey buyurun. Buyurun. Afedersin. Sayın Şakır buyurun. Sözünüzü kesmek Siz tamamlayın araya çünkü araya artık kesmeyelim istiyoruz. sizin sözünüzü. Estağ, buyurun. Estağfurullah. Şimdi tabii paralel yapıyla mücadele e, AK Parti'nin e, Sayın Başbakanımızın e, da çok önemsediği bir husus. E, parti içerisinde e, ya da devlet kadrolaşması içerisinde yaşananları e, yaklaşık bir buçuk yıldır e, bir süreç içerisinde herkes e, yakından takip ediyor ve e, her geçen gün başka noktalarda da e, farklı gelişmeler yaşamaya devam ediyoruz. Ee, Tabi devlet içerisinde bir devlet gibi bir örgütlenme devletin yönetilmesi açısından da çok ciddi sıkıntıları beraberinde getirdi. Bunları aşma noktasında ciddi yollar kat edildi. Bir kısmıyla ilgili mücadele devam ediyor. Bir kısmıyla ilgili de mücadele hala hazırda süreç içerisinde yürüyor. Ee, ama e, zannedersem e, 2015 Haziran'ın ve e, bu e, seçimden sonra da e, bu yapıyla mücadele e, hızla devam edecek. Peki. Şimdi e, Sayın Zeybek'in ifadeleri üzerine ben bir yandan sosyal medyayı da takip ediyorum. Oradan soruları da yönlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Zaman zaman yer buldukça ve fırsat buldukça zaman zaman bazı yorumları da iletiyoruz. Evet. Mesela sizin sözlerinizle ilgili Sayın Zeybek Erdoğan kadar iyi kendilerini halka anlatamıyorlar. Kendi eksikliklerini görmeden Erdoğan'ı eleştirmek nasıl bir muhalefet diye soruyorlar sizlere. Yok, Aynı zamanda ve AK Parti'yi tek adamlıkla suçlayıp bizim seçimlerimizle Hitler'i kıyaslıyorlar. Yazıktır diyen de var. Bu tür evet, e, seçmen kanadından böyle itirazlar da geliyor. Ne Onları da sizin biraz önceki ifadelerinize, tek adam vurgunuza, e, otoriterleşme vurgunuza. Ben tek adam olmadığım için bizim itirazlara o... bir şey demem. Herkes itiraz <laughs> ediyor. <laughs> <laughs> Buyurun. Sohbeti. Efendim şimdi aslında sistem şu eğer seçilme kısmeti olursa şunu diyeceğim. Benim biraz önce bir örnek verdim ya. Bizim partimizde şu vardır. Ne bir genel başkan bizim Tayfun aday olsun ya da olmasın demez. Hanımefendi aday olsun olmasın demez. Bizde bir demokrasi vardır ve ön seçim diye bir şey vardır. Şimdi ön seçim diye bir şey yapmadığınız zaman... ...yani uydurma şeyleri saymıyorum yani onlar da temayül falan diyebilirler. Bir yerin adamı olursunuz. Ve görüş belli edemezsiniz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden benim politikaya atılmam... ...ve özellikle Aydın gibi bir demokrat bir yeri seçmemin nedeni bu. Şimdi bakın burada sistemi... ...bu yani tek adamlığa gidiş o gidiş falan değil. Sistemi değiştirecek bir şey yapmak zorundayız. Mesela ben parlamentoya girsem önce şunu yapacağım. Bir anayasa değişikliği önerim şu. Türkiye'de her şey iki dönem olacak. Üçüncü dönem olmayacak. Muhtarlık iki dönem. Genel meclis iki dönem. Neyse belediye meclisi iki dönem. Üçüncü dönem çete arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bizde iki dönem abi. Evet. Demokrasi Bizde iki dönem. İki dönem olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Genç insanlar politikaya atılacak. Ben aydınlı gençlere buradan söz veriyorum. Diyorum ki iki dönem için uğraşacağım. Çünkü adam geliyor 60 yaşına hala sen gençsin diye ben politikalar biliyorum. 70 yaşındayım ben. <laughs> yani adama sen gençsin sen gençsin. Hayır arkadaşlar bu çok önemli bir nokta. Bir kere bunun için uğraşacağım. Ama elhamdülillah. Hiç o konuda şüphe, şüphe yok. Efendim. Şimdi efendim önce sistemi değiştirmek. Sistemin kendini yenilemesi gerekiyor. Politikanın bir meslek olmaktan çıkması gerekiyor. Yani 45 yıl milletvekili. İşte efendim 42 yıl muhtar. Bilmem ne filan. Politika bir meslek değildir. İnsan önce kendi mesleğinde kendini kanıtlar gider deneyimlerinde bir dönem aktarır ve çıkar. Bu nasıl bir şeydir ki? Sonra sen bitireceksin süreni sonra çoluğunu çocuğunu sıkacaksın. Demek ki burada bir ekonomi olarak bir meta bir şey var ortada. Bu var. İki şunu diyeceğim. Bugün bunu ben demiyorum. Ben bunu Sayın Tayyip Erdoğan'a da 2002'de anlatmıştım. Efendim İbni Haldun diye bir İslam düşünürü var. Sosyolojinin korucusu. Korucusu. İbni Haldun'un Mukaddemesinde her şeyin ömrünün beş dönem olduğunu söyler. Bunu partilere de uygulayabilirsiniz, devletlere de. Birinci dönemde diyor, barbar kabile gelir o güne göre. Yerleşmiş uyuşuk kabileyi artık yerleşik ovadadır, yerleşiktir ele geçirir. Hı hı. İkinci dönemde herkes kafasında kursun. Hükümdar iktidara beraber geldiği ama çok samimi olduğu herkese harcar. Üçüncü dönemde diyor, bulundukları yeri hak etmeyen kendisine sürekli gebek kalacak, emir kulu olacak olanlardan bir ekip seçer. Ve bunlar yeni ekip. Lider iyiyse bir yükselme dönemi yaşar. Yalnız diyor daha o çağda 1400 sene evvel, 1400 değil mi? 1290 küsur sene herhalde. O dönemde diyor ki daha lale devri başlar. Ben öyle tanımlıyorum bu olayı. Tabi o zaman lale devri yok. Her şey girer bunun içine diyor dejenere olmak, rüşvet, yolsuzluk. 1200 sene önceden bahsediyorum. Kimse üstüne alınmasın. Dördüncü dönemde diyor başka bir barbar kabile gelir bu yerleşik kabileyi ele geçirir. Çünkü uyuşmuşlardır bunlar ve süreç yeniden başlar. Yani hiç kimse kalıcı değil. Bürokrat arkadaşlar da sakın zannetmesinler ki bu 2023'e kadar bu işler gidecek. Hakimisi, savcısı, yargıcı mutlaka biz bunlara uyum sağlayalım diye bir şey düşünmesinler. Her şey bitiyor. Ölüm var dünyada. Başka bir şey yok. Yani ev 15 sene 20 senedir. Onun için insanların biraz ben en çok mezarlıklardan geçerken yol boyu bakarım ve dururum biliyor musunuz? Şöyle bir bakarım. Ulan nedir bu yani? Bu başka bir şey. Orada mezar taşlarını okursanız görürsünüz. Hiç kimse bir yere bir şey götüremiyor. İnsanlar birdenbire öldüklerinde hesaplar her şey gitmiş oluyor. Yanlış anlamasın kimse ölsün demiyorum ama mezarlıktan geçerken bir bakın arkadaşlar. Peki. Peki. Bakarsanız çok farklı bir dünya bulursunuz Hı -hı. ve o zaman da koltuklara böyle yapışmanın bir alemi olmuş. Şu hakim ve Allah savcılar ömür konusunda verirse ve seçime ulaşırsak efendim. İşte o uhrevi mesele evet. de hakim ve savcılar konusunda yani Türkiye'nin ne hale getirildiğini ifade bakımından iki cümle söyleyeyim. Buyurun lütfen çünkü vaktimiz. Hiç böyle bir şey olmadı Türkiye. Vakit daralıyor bize sıra. Hiç gibi. böyle bir şey olmadı. Yani 80 öncesinde bile olmadı. Yani 80 öncesinde insanlar ikiye ayrıldı doğru. Yani öğretmenler, polisler falan. Ama hakim ve savcıların iki parti gibi mücadele ettiğini biz onlar diye konuştuğumuzu siz hiç gördünüz mü? Bugün onu yaşıyoruz. Peki. Evet. Sayın Sarı sizinle hmm. devam edelim. Şimdi biraz önce dedik Allah ömür verirse seçime ulaşabilirsek mezarlıktan oraya geçtikten sonra. Seçmen tavrını en çok belirleyen etken aslında ekonomi. Şimdi o boyutuyla ilgili ne görüyorsunuz? E, seçime nasıl ilerliyoruz? Bütün siyaset bilimi uzmanlarıyla konuştuğumuzda dönüyoruz. Bu noktaya geliyoruz. Yani geçinebiliyor mu halk? Ne oluyor? Ne bitiyor? Şimdi bir e, aslında dolarla ilgili bir e, sarsıntının içinden geçiyoruz. Bir, birazdan Sayın Şakır'a da bir ekonomist olarak yorumlarını soracağız. Ama biraz hızlı cevaplar rica ediyorum. Çünkü 10 dakika gibi bir süremiz kaldı. Evet, tabii, hızlı hızlı görüşler rica ediyorum. Sıra bize gelince şey Ya, tamam işte bu kadar. <laughs> Bizi buraya kabul ettikleri için gene sağ olsunlar. Ay estağfurullah. Şimdi, hakkımızı yemeyin. Evet. Rica ederim. Tabii ben ekonomist olduğumu iddia edemem. En az bildiğim konulardan bir tanesi de ekonomidir. Çok da derin bir konudur. Ekonomist arkadaşımız bu konuda bir yorum yapabilir. Ancak ben Anadolu'da yaşayan ve Anadolu'da dolaşan halkın içinde birisi olarak kendimi görüyorum. Bu İstanbul'dan ya da Ankara merkez hükümetten bakış açısıyla ifade edilen bir ekonomi Anadolu'da yok. Halk nezdinde yok. Ben bunun ispatını yapmam mümkün. Siz yani burada konuşuyoruz ama günlü sonra biz kendi aramızda belirleyelim. Bir tane kameraman bana yani sizin elemanınız gelsin. Ben götüreyim pazar dağılınca akşama doğru pazar dağılınca o atıklardan insanların yiyecek nasıl topladığını tespit etsin. Ben hiç karışmayacağım. Sizin elemanınız sonra onu burada nasıl haber yaparsanız yapın. Ekonomi iyi. Evet birileri için iyi. Bir tarafa toplanıyor. Bir tarafa toplanıyor. Birileri zengin oluyor doğru. Ama geniş halk yığınları maalesef her geçen gün artık pazarda atıklar üzerinde neredeyse kavga eder noktaya geldi. İşsizlik ilk defa %10'a çıktı. Şimdi bunu görmeden, tabi atıyorum asgari ücret işte 900 lirayla ilk işe giren birisi kendini mutlu hissediyor. Çünkü dün işi yoktu. Bir ay iki ay bir iş buldum 900 liraya gidiyorum. Ama dördüncü ay beşinci ay bakıyor ki bu 900 liraya gitti bir işe yaramıyor bu şekilde sürekli ötelenen, sürekli yarın daha iyi olur şeklinde pompalanan bir ekonomi diye ben algılıyorum. Dediğim gibi bu konuda iddia da etmeyeyim ama ben yaşıyorsam ki, yani emekli birisi olarak yaşıyorum, paranın nasıl eridiğini, neye yarayıp neye yaramadığını söyleyebilirim ama arkadaşımız birazdan bunun detaylarını söyler. Esas gelelim şeye, yani sonuçta parlamenter olmak adına biz böyle bir işe soyunduk. Bunu inkar etmemize gerek yok. Öncelikle şunu söyleyeyim ki, <laughs> pardon. Önce Antep özelinde bunu kesin söylüyorum. Türkiye geneli içinde benzer olduğu konusunda söz vermesem bile bunu ifade edin buradan. Antep özelinde biz 33 arkadaş parlamenter olmak adına aday adaylığına başvurduk. Ama sizi temin ederim ki hiçbirimiz yarın sıralamada biz hangi sırada oluruz? Ben meclise gider miyim? İşte gidemezsem ne olur gibi bir beklentinin içinde değiliz. Biz Gaziantep'te bu 33 arkadaş partimizi daha çok nasıl büyütürüz? halka daha çok nasıl tanıtırız? Meramımızı nasıl ifade ederiz? Bizi öteleyenleri nasıl kucaklarız? Bizi yok sayanlara nasıl kendimizi varsaydırırız? Bunun arayışı içindeyiz. Ve nihayetinde bu arkadaşlardan birileri muhtemelen meclise taşınacak. Taşındığı zaman da Şahsen ben kendi adıma söylüyorum. Burada söz olsun. Ben meclise gitmişim gibi sevineceğim ve o arkadaşımı oraya ben yolcu edeceğim. Eğer ben gidecek olursam da o arkadaşların aynı duyarlılıkla beni yolcu edeceklerine kesin inanıyorum. Siz, Siz de gelirsiniz. O benim sözünü ettiğim benimle beraber çalışan arkadaşlarım da. Dolayısıyla birinci öncelik partimizi önce bir tanıtmamız. Çünkü bir algıya tabi tutulmuş, yanlış bir algıdır. Buradan fırsat bulmuşken yine söyleyeyim, ben emekli bir subay olarak önce asker kökenli arkadaşlarımdan, dostlarımdan, tanıdıklarımdan yüzde elli'nin üzerinde pozitif ama maalesef bazıları da son derece ağır eleştirilere maruz kaldım. Başta ağır eleştiri getirenleri olmak üzere hepsini canı gönülden kucaklıyorum. Onlar bir gün beni anlayacaklar. Peki. Anlayacaklar? Ben onları seviyorum. Peki. Bu cümlem bitiyor. Tabii ben subayların temsilcisi olarak mecliste olacağım diye bir iddiam yok ama Mecliste olursam eğer, az subayların arayıp da bulamayacağı temsilcileri ben olacağım. Peki. Evet. Peki. Peki. Sayın Teşekkür Şakır, olur. sizin de bu ekonomi merkez bankası tartışmaları nasıl görüyorsunuz tabloyu? Seçmen için belirleyici noktadır dedik aslında. En önemli etkendir dedik ekonomik veriler. Sizden hemen yorumunuzu alalım. Fazla vaktimiz kalmadı. Çiğdem Hanım'la tamamlamayı düşünüyoruz. Buyurun. Çok kısa hemen söyleyeyim. İlk bölümde de belirttiğim gibi ekonomi politikaları önemli. AK Parti'nin ekonomi politikalarının çok tutarlı ve çok ciddi politikalar olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası ile ve dolarla ilgili konuda da birkaç tane teknik şey söyleyip çok fazla bunun üzerinde de durmak istemiyorum şimdi bunu biraz Avrupa ve dünya üzerinde değerlendirmek lazım. Çünkü petrol varil fiyatlarının 120 dolarlardan 50 dolarlara inmesi, Fed'in faiz artışı beklentisinin dolara yansımasının çok başka bir noktaya çekmesi, Avrupa'daki ekonomik durgunluğun Paritelerdeki 1.27-1.07'ye gerilemesi, altının ons fiyatının yine geri planda seyretmesi hepsi global anlamda doların başka bir noktaya taşınmasına neden oldu. Tabii bunları üst üste koyduğunuz zaman Türkiye'de etkilendi. Ama müdahaleler olarak bunu yumuşak bir geçişle sürdürmeye çalıştılar. Ee, buradan e, hemen şuraya e, gelmek istiyorum çünkü Burdur'dan e, bahsetme fırsatım olmadı müsaade ederseniz biraz Burdur'dan bahsetmek Birkaç istiyorum cümleyle, ve ondan sonra e, vereceğim evet çünkü e, Burdur'da e, yaşayanlar e, iş için aş için hep dışarılara gittiler e, hep başka kentlere gittiler başka şehirlere gittiler ben Burdur'da yaşayanların iş için aş için başka kentlere gitmesini istemiyorum. Artık Burdur'da iş bulmaları, aş bulmalarını önemsiyorum. Peki. Tarım ve hayvancılığın endüstriyelleşmesini önemsiyorum. Üniversitenin Burdur'la daha yakınlaşmasını ve üniversite kenti olmasını istiyorum. Ve kalkınan zengin bir Burdur görmek istiyorum. Bunun için de Peki. tecrübelerimi Burdurlara aktarmak için yola çıkıyorum Teşekkür ediyoruz Çiğdem Aydın aday olursanız ve seçilirseniz Nasıl mesajlar vereceksiniz Türk toplumuna Aslında söylemek istediklerinizle Ben kalan süreyi size verip tamamlamak istiyorum Çok teşekkür ederim Uzunca bir zamandır bu Avrupa Birliği meselesi askıda Avrupa Birliği'nin Uluslararası anlaşmalarla da gelen Çok sayıda ödevimiz var Türkiye olarak yapmamız gereken ödev var Bunların hiçbiri yapılmıyor. AB meselesi askıda olduğu için bu ödevlerin de hiçbirini yapmamış durumdayız. Bir kere ben bunların takip edilmesinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği'ne üye olalım veya olmayalım. O maddeler demokratikleşme için, eşitlik için, özgürlük için olmazsa olmaz maddeler. O yüzden uygulamamız gerekiyor. Kadın haklarında gerileme var. Bir kere bu çok açık net. Yani burada konuştuğumuz her şey bunu söylüyor. Kadın haklarında gerileme var. Bunu ilerletmemiz gerekirken şimdi bir gerilemeyle uğraşıyoruz. Bu konuda muhakkak yapmamız gerekenler var. Şiddet son derece önemli bir mesele. Zaten konuşmaya oradan başlamıştık. Kadınlar ölüyor. Artık daha ötesi mi var? Yani kadınlar ölüyor. Bunu durdurmamız gerekiyor. Bunu durduracak yasamız var. Ama o yasaları uygulayan maalesef bir takım erkek akıllar var. Onun değişmesinde bir fayda var. Uluslararası anlaşmalarda söz verilmiş şeyler var. Bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu erken yaşta evliliklerin bitirilmesi gerekiyor. Ekonomi dediniz demin. Ekonomi kadınlar açısından çok kötü. İşsizlik %10'u bulmuş memlekette. Son derece yüksek bir rakam. E, yarıdan fazlası kadın. Kadınlar daima düşük ücretli sigortasız işlerdeler. Hiçbir güvenceleri yok. Yaşlandıklarında eğer kocaları yoksa onun üzerinden bir sigortaları da yoksa halleri perişan sığınma evlerine ihtiyacımız var. Neredeyse sayı 35 bin falan olması gerekirken sayı 120 bindeyiz. Ama Diyanet'in aile ve irşat büroları hızla artıyor. Ne faydası olacaksa şiddet gören kadınlara gibi son derece önemli problemlerimiz var. Kadınlar olarak toplumun yarısı olarak son derece mutsuz bir yaşam sürüyoruz. Bunun değişmesi gerekiyor. Ben eğer olur da e, parlamentoya gidebilirsem bunları Peki. dile getirmek istiyorum ve çözümlerini de biliyoruz bunların. Yıllardır kadın hareketinde bütün bunları geliştirdik artık. Çözümleri var elimizde. Bu çözümleri hayata geçirmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza katıldığınız için maalesef süremizi tamamladık. Ee, Sağolunuz ee, Fatma Çiğdem Aydın CHP aday adayı İstanbul 1. Bölgeden, ee, Sayın Tayfun Talipoğlu CHP aday adayı e, Aydın'dan, Sayın Hasan Sarı HDP aday adayı Gaziantep'ten, Sayın e, Namık Kemal Zeybek MHP aday adayı Tunceli'den, Sayın Ramazan Topdemir, AK Parti aday adayı Adıyaman'dan ve Burdur'dan konuğumuz Sayın Veli Şakır, AK Parti aday adayı Burdur'dan. Sağolunuz bizimle birlikte olduğunuz için. Twitter'dan birçok yorum var. Mutlaka siz de programdan sonra bakacaksınız, takip edeceksiniz. Ama bir soru önemliydi. Daha doğrusu bir talep var. Onu sizlerle paylaşalım. Hiç hayatlarını bir ay boyunca asgari ücretle e, geçinerek acaba e, Sürdürmeye, idame etmeye çalıştılar mı? Eğer yapmadılarsa lütfen meclise girmeden bir denesinler. Ben diye. çok uzun diyorlar, süre yaptım. Bir <laughs> denesinler diyorlar. <laughs> çok Bunu da ben çok buradan iletmiş söyleyelim. olayım sizlere. Belki denersiniz. Evet, ne oluyor da bu akşam? Aday adaylarıyla konuştuk. Seçimden sonra ön seçimler elbette önce temayül yoklamaları önce ama. Seçimden sonra nasıl bir mecliste karşı karşıya kalacağız? Buradaki adayların hedefleri, vaatleri neler? Biraz ipuçları sunmaya çalıştık sizlere ne oluyor da bu akşam. Tamamlıyoruz programımızı. Hoşçakalın.